Tamam. Tamam. Başlıyoruz. Başladım. Hadi bak. Değerli izleyicilerimiz, Adaleti Savunanlar Derneği ve Üsküdar Üniversitesi olarak biz 15 Temmuz hain kalkışmasının yıl dönümü münasebetiyle o günleri unutmamak adına bir panel tertip ettik. Bu panelimize Asker Gözüyle Darbeler Nasıl Önlenir ismini verdik. Konuşmacılarımızı da emekli askerlerden seçtik. Program şu şekilde uygulanacaktır. Önce ASDER Genel Başkanı ve Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'dan açış konuşması dinleyeceğiz. Sonra ASDER Ankara Şube Başkanı Doktor Hasan Hüseyin Uludağ'dan bir takdim dinleyeceğiz. Daha sonra darbelere tanık olmuş arkadaşlarımızdan tanıklıklarını ve darbe önleme reçetelerini izleyeceğiz. Son olarak Genel Başkan Yardımcımız Avukat Namık Kemal Urhan, hukukçu kimliğiyle konuşulanlardan bir derleme, toparlama yapacaktır. Sayın Profesör Doktor Nevzat Tarhan, siz ASDER Genel Başkanısınız, bir akademisyensiniz, bir tabipsiniz ve bir emekli albaysınız. Sizin gözlemleriniz ve yaşadıklarınız bizler için çok önem teşkil etmektedir. Bu nedenle Asker Gözüyle Darbeler Nasıl Önlenir konulu bu akşamki panelimize başlarken sizden açış konuşması istirham ediyoruz. Buyurun, söz sizde. Değerli misafirler, sevgili katılımcılar, hepinize önce hayırlı akşamlar diliyorum. Hepinizi selamlıyorum. Yüce selamla selamlıyorum hepinizi. Şimdi burada darbe, Gürcan Hocam girerken güzel bir cümle kullandı. Darbeleri önleme reçetesi dedi. Darbeleri önleme reçetesi yazacağız. Reçete deyince bu demek ki bir hastalıktaki reçete yazmaya çok benziyor bu. Ortada bir yani bir klinik tıbbi bir durum ya da bir herhangi bir başka bir medikal durum yok ama sosyal bir hastalık var. Yani aynı bunun çözümü de işte burada darbeleri önleme reçetesi yazarken bunun da tıpta 3T kuralı vardı. Teşhis, tedavi, takip. Birisi teşhisi doğru koyarsın, tedavinin yanlışsa boşa gider. Teşhisin doğrudur, tedavin doğrudur ama takip yapmıyorsan gene emeğin boşa gider. O yüzden üçünün bir arada olması tedavide önemli. Birçok hastalıkta öyle. Şimdi burada önce darbeyle ilgili teşhis koymamız lazım. Darbe hangi ortamda oluyor? Mesela düşün, bu teşhise şey yapacak, böyle yol gösterecek önemli örneklerden birisi meşhur Türkiye'deki en büyük 27 Mart'tan sonraki en büyük darbe olan 12 Eylül. 12 Eylül'den sonra aşağı yukarı Bedrettin Demirel vardı o zaman. 3. Ordu Komutanı. 2. Ordu Komutanı. 2. Ordu Konya'daydı o zaman. Ya ona gazetecinin bir soruyordu. Ya bu niye bir sene önce darbe yapmadınız? Niye bir sene beklediğiniz bu olaylar oluyor? İnsan, kaç bin kişi öldü falan. Benim verdiği cevap çok enteresan. Diyor ki biz bir sene bekledik olgunlaşsın diye diyor. Yani toplumdan tepki almamak için ortalık iyice insanlar birbirini öldürsün bir hale gelsin. Ondan sonra aman gelin kurtarın bizi desinler. Öyle olsun diye. Hatta bununla ilgili psikolojik savaşta bir şey var. Bizim psikolojik savaş öğretilerinde kullandığımız bir yöntem var. Politik psikolojide. Fil yöntemi. Yani fil avcıları büyük bir çukur kazarlar. Fil içine düşermiş. Düştükten sonra siyah elbiselerle girip fili döverler orada. Fil iyice canı yanar. Kaçamıyor, kurtulamıyor, canı yanar. Ondan sonra beyaz elbiselerle gelip fili çukurdan çıkarırlar. Ondan sonra fil o beyaz elbiseli olanlara körü körüne itaat eder. Burada. Yani bu yöntemi uyguluyor şeyler. Darbeciler. Bu psikolojik savaş yöntemini uyguluyor.
Ve bu şekilde insanları korkutup kendilerine muhtaç yapıp ve darbelerin sonuç almasını sağlıyor. Çünkü toplumun bir kesimi onu karşısında olursa darbe yapamaz. Bir de 28 Mayıs'ı, yani 28 Şubat'ı düşünelim. 28 Şubat olduğu zaman biz yani bu Adalet Savunanları Derneği'ni 2000'de kurduk. Ve bu bir tamamen 1500-1600 tane silahlı kuvvetlerden ayrılmış böyle savaş bilen silah eli tutan kişiler ne oldular? Şeyde yasal çerçeve içerisinde insan hakları aradılar. Mesela bunu böyle bir insan haklarını yasal bir çerçeve içinde aramayıp da mesela burada hep böyle gerçi artık şu anda raydan çıktı ama mesela bir Filistin'de düşünün. Bir Filistin'de böyle bütün Arap dünyası eline birer taş atsa, alsa, toplasa, atsa Filistin'de bu ne İsrail devleti olurdu ne şu anda o zulüm olurdu. Bu sivil toplum hareketi. Sivil itaatsizlik. Sivil itaatsizlik olduğu yerde silah tesir etmiyor ama ne oldu? Orada tabii o zamanki El FETÖ örgütü var. Onlar da Marksist gelenekten geliyorlar. Silahlı mücadeleyi seçtiler ve Gandhi gibi bir Gandhi çıkaramadı mesela Arap dünyası. Çıkaramadığı için de o sivil itaatsizliği yaparak orada sonuç alamadı. Tam da onların oyununa geldi. İşte bir bomba attılar. Onlar onu attılar ve bu şekilde ele geldi. Hatta şeylerde böyle harp akademilerinde öğretilen bir İngilizlerin bir metaforu vardı. İngilizlerin metaforu. Şöyle harp oku şeyde bu Bosna'da öğretilen buradan bir hocamız anlatmıştı bana. Şeyden orada İngilizler eğitim veriyorlar şeylere, oradaki insanlara. Yani iki tane kurmay subayın gözünü kapatıyorlar şeyle, bir bezle. Ağızlarına birer kaşık veriyorlar. Şimdi o kaşıkla birbirinizin kafasını vuracaksınız diyorlar. Kafa görmüyorlar ama karanlıkta. Şimdi hamleyi yapıyor, boşa gidiyor. Fakat o anda da aradaki hakem durumundaki İngiliz o sanki karşı taraf onu görmüş de vurmuş gibi kafasına vuruyor, patlıyor. Ondan sonra bir hamle daha yapıyor, boşa gidiyor ama karşı taraftan pat diye kafasına iniyor. Ama kafasına vuran karşı taraf değil, üçüncü kişi. Üç dört defa yapınca şey olan o ağzında şey olarak birbirlerine mücadele eden kişiler çıldırıyorlar böyle. Ya ben vuramıyorum, o bana vuruyor diye çıldırıyorlar, kontrolü kaybediyorlar. Bak şu anda da böyle bir iç savaş isteyenler, darbe isteyenler toplumu birbirine düşürüp bir gerilim ortaya çıkarıp ondan faydalanmak istiyorlar. Bunu ne için anlatıyorum bu örnekleri? Çünkü şeyde darbelerin oluşabilmesi için önce ortam oluşması lazım. Ortam oluşmazsa darbe sonuç vermiyor. Bakın eğer 15 Temmuz sonuç veremediyse en büyük sebebi darbe yapacak sosyolojik taban yoktu. Ekonomik gerekçe yoktu o zaman. Yani insanlar öyle şeylik açlık sınırı, yoksulluk sınırı bu gibi şeyler yoktu. Yani bir yani siyasete itiraz edecekleri bir durum yoktu. Yani oradaki sosyolojik taban olmadığı için ve halk arasındaki de darbe konusunda da ciddi bir şekilde artık toplumda da ön yargılar oluştuğu için bununla ilgili çünkü 27 Mayıs'ta demokrasi akım toplumun kesimi darbe yedi. 28 12 Eylül'de sol kesimler şiddetli darbe yedi. 28 Şubat'ta sağ kesimler darbe yedi. Yani militarizmden darbe yememiş kalmamıştı hemen hemen. Daha sonra bunlar artık ya yeter bu diyen bir grup oluştu ve 27 şey 28 şu 15 Temmuz'daki sivil otomatik sivil tepkinin arkasında bence böyle bir psikolojik gerekçe de yatıyor. Yani psikolojide bir söz vardır. İfade edilmeyen ihtiyaçlar bir şekilde kendine yol bulur diyor. İfade edilmeyen ihtiyaçlar bir şekilde yol bulur. Darbe yapmayla ilgili ihtiyaç oluşursa bir toplumda insanlar artık şu anda demokrasi işlemiyor. Yani iktidar kendi şeyini bırakmak istemiyor. Yahut da bu şekilde askeri şey devam ediyor diyerek darbe yapmak isteyenler, silah sarılmak isteyenler bir yol bulurlar kendilerine.
Ama oradaki sistem sağlıklı işliyorsa becerikli olan yapan kalıyor, yapamayan gidebiliyor. Kendi içinde bir dönüşüm oluşturabilen bir sistem varsa böyle durumda insan beklemeyi tercih ederler. Onun için ihtiyaç ifade edilemeyen ihtiyaçlar bir şekilde kendine yol bulur. Bir iktidar darbe yapanların eline gerekçe vermemek burada çok önemli olan. Darbe ile ilgili darbe yapma gerekçesi vermemek, bu da nasıl olur? Burada toplumu biz buna ailede de rastlıyoruz. Ailede bir çocuğun birisi isyan ediyorsa devamlı anne ya da babaya kafa tutuyor, isyan ediyorsa o ailede genellikle ayrımcılık yapılıyor. Dikey koalisyon deniyor ailede. Ailenin lideri olan anne bir çocuğu tutuyor, baba bir çocuğu tutuyor diye dikey koalisyon var. Şimdi iki tane kutup oluyor. Ve rekabet oluyor. Yani mesela adil paylaşım olmuyor. Yemeğin elinde güç olan baba ne derse o oluyor. Babanın karşısında olan eziliyor, ayrımcılık oluyor. Mesela hep verdiğimiz örnek vardı biliyorsun. Hazreti Osman Hulefai Raşidinden, Aşire-i Mübeşşere'den şehit ediliyor, kendisi kurtuluyor. Ama o zaman da çıkan fitne İslam tarihinin en büyük fitnesi oluyor ve çok onun darbeleri yeniyor. Bunun arkasında ne var? Kendi ailesini koruması var. Ne oldu? Dikey koalisyon yaptı. Toplumun bir kesimi korudu. Bir kesim ona karşı oldu. Ne oldu? Fesat, fitne çıktı. O halde adaletin olduğu yerde güven oluşuyor. Güvenin olduğu yerde de fitne çıkmıyor. Fitne yapmak isteyen her zaman vardı. Her zaman vardı. Bizim kültürümüz de böyle fitne yapmak isteyen ne yapar? Şey yapmıyor. Çok görmüyor. Mesela çocukları yetiştirirken ne yapıyoruz biz? Çocukları yetiştirirken çocuk koşarken ayağı masaya çarpıyor, pat diye düşüyor, ağlamaya başlıyor çocuk bebek. Yani yeni işte okul öncesi bir çocuk ağlamaya başlıyor. Anne ne yapıyor? Gidiyor çocuğu susturmak için pis masa diyor, tuh kaka diye pis masa vuruyor onu. Çocuk burada ne öğreniyor? Yani bir o anlık susuyor ama yani sorunun nedenini öğrenemiyor. Yani daha dikkatli koşması gerektiğini, bazı şeylere dikkat etmesi gerektiğini öğrenemiyor. Yani kusuru dış nedene bağlayıp rahatlıyor. Yani biz şimdi de şu anda da 15 Temmuz oldu diye hemen dış nedene bağlayıp kendimizi rahatlatmayalım. Kendimizi kandırmayalım bak. İnsanoğlu kendini kandırma üstadıdır. Kandırmayalım kendimizi. Yani 15 Temmuz'u hazırlarken birçok hatalar yapıldı. Toplum olarak da, yönetim olarak da, karar vericiler olarak da bu hataları görüp ders çıkarırsak yeni darbe olmamayı öyle başarırız. Bu hatalar nelerdir? Onu iyi bilmek gerekiyor. Yani toplumda yani bir yani dikey şey olursa, dikey koalisyon olursa, toplumun yönetenler bir grubu kayırmacılık, ayrımcılık yaparsa, diğer grup mağdur duruma düşerse, onlar örgütlenir, marjinalleşir, radikalleşir ve bir müddet sonra eğer başka seçenek bulmadığını görürsen kedi köşeye sıkışan kedi ne yapar? Atlar insan üzerine öyle atlar. Bu zamanda da muhakkak yani şey yapanlar yani toplumda güven ortamını oluşturan yani mesela İslam Birliği deniyor ama daha hariçte ittihat olması için dahilde de ittihat olması lazım. Dahilde ittihat yapamayan bir kimse hariçte ittihat yapamaz ki. İttihat yani İslam Birliği demiş ki önce dahilde yapacaksın. Dahilde huzur sağlayacaksın. Ondan sonra dışarıda huzur sağlanır. Onun için şu anda toplumda kutuplaşma yapan, toplumun bir kesimini düşman gibi görmek darbenin istediği psikolojik zemini ve sosyolojik zemini kuvvetli bir şekilde hazırlar. Yani ondan sonra neden darbe oldu diye beklememek gerekir. Gelsin de kurtarsınlar psikolojisine sokmamak gerekir. Yani bu nedenle bizim şeyde burada bazı toplumda toplumun değerlerini bu açıdan yani yaşatmak ve bu zamanda onu ayırt etmeyi iyi başarmak gerekiyor. Yani darbelerin neticesinde peki bu toplum açısından ele aldık. Bir de bunu o silahlı kuvvetler açısından ele alacağız. Silahlı kuvvetlerde ne vardı? Bütün ordularda
Gladio'yu, NATO'daki bütün ordulardaki Gladio'yu temizlediler. Biz Gladio'yu temizlemedik. Lüksemburg bile Gladio'yu kaldırdı. İptal etti Soğuk Savaş bitince. Biz Gladio'yu dağıtmadık. Onun yerine Gladio'nun yerine FETÖ örgütlenmiş. Şimdi anladım. Gladio'nun gitmiş oradaki şeylerin yerine, yani o zamanki işte Ergonokoncu diye davalar attıklar kadroların yerine sinsice onlar yerleşmiş. Özel kuvvetleri onlar ele geçirince, Gladio olarak ele geçirince de silahlı kuvvetlerde müthiş bir kadrolaşmaya yapabildi hale geldiler. Yani silahlı kuvvetlerin bağışıklık sistemini bozarak ele geçirdiler orduyu. Genelkurmay da burada öz eleştiri yapması lazım. Yani neden böyle, onlar da dışı işte sivil iktidar bize bir şey yaptırmadı deyip kolaya kaçmasınlar. Sen şeysin, kurmaysın ya. Böyle bir şey gördüğün zaman sessiz kalınır mı? Genelkurmay Başkanlığı'nın emir subayı örgüt üyesi çıkıyor. Bu gaflettir burası. Bu gaflettir ya. Onun için buradan ders çıkarılması gerekiyor. Çünkü çıkarılmazsa yeni hatalara devam ederiz. Çünkü toplumda böyle hakkaniyete uymayan, adalete uymayan bir sistem varsa yeni FETÖ'ler beklemek lazım. Bitmez. Onun için bu coğrafyada, ilginç bir coğrafya, münafık çok çıkmış, hain çok çıkmış bu coğrafyada. Onun için bitmez bu coğrafyada. Hainler, münafıklar, yani menfaatin olduğu yerde bunlar her zaman her şeyi üst akıl işi diyerek kendi sorumluluğumuzu görmezsek bunlara psikolojide realite körlüğü deniyor. Gerçeği görmüyor. Şuna benziyor. Adam toplu iğnesini kaybetmiş. Onu arayacak mesela. Toplu iğne masanın üzerinde duruyor. Fakat o şöyle düşünüyor. Masanın üzerinde toplu iğne yok. Başka yerde değil. Bütün her tarafı arıyor. Bulamıyor. Bulamadım diyor. Halbuki gözünün önünde orada. Çünkü o yok diye bir önyargıyla hareket ediyor. Bizde de öyle. Yani mesela rahmetli Menderes için söylenir. Yani Menderes yumuşak gözüküyor ama aslında mesela o zaman İnönü'ye 3 hafta meclise gelmeme cezası vermiş. Müthiş bir şey yapmış, tahrik etmiş şey. Karşı tarafı çıldırtmış. Yani belki darbe yapmak istemiyordu ama darbe yapmak zorunda bırakmış o zamanki. Ona doğru itmiş, tek seçenek o gibi böyle. Muhalefeti acayip bir şekilde yani önce şey yapmış, muhalife olarak kalmamış, önce düşmanlaştırmış, daha sonra da şeytanlaştırmış. Onun için muhalefeti düşmanlaştırıp şeytanlaştırmadan şey kurabilmek, yani yönetebilmek zor, çok zor. Bu nedenle bizim burada teşhisi doğru koymamız bu. Silahlı kuvvetlerin peki bünyesinde, silahlı kuvvetlerde o dönemlerde mesela harp okullarında demokrasi dersi verilmezdi. 15 Temmuz'a kadar. Hiç demokrasiyi yücelten dersler verilmezdi. Hatta demokrasiyi popüler, yani yazılmış kitaplar var, şey diye görüyordu. Halk popülizmi olarak görüyordu demokrasi. Halk popülizmi. Karşıydı demokrasi. Çünkü yani bu halk sürüdür. Bunlar anlamaz. Biz bunları en iyi yönetiriz diyerek böyle bir yaklaşım vardı. Bu yaklaşım da tabii ciddi şekilde etki etti. Darbeci zihniyete etki etti. Çünkü darbeci bir zihniyet, zihin yapısı, darbeci bir ideoloji varsa, şartlar da müsaitse darbe yeten her zaman çıkar. Darbe yapar. Onun için zihinsel olarak darbeyi seçenek olarak düşünmeyen harbiyeli yetiştirmek lazım. Yani bu sivile tam itaat etme. Demokrasinin en ileri seviyesi. Bu nedenle ben hep hatta bunu söylüyorum. Bazen İtiraz ediyorlar bana. Demokrasiden bahsedince ben birileri kulağıma gelip ya küfür düzeni niye demokrasi savunuyorsun diyor. Küfür düzeni diyor. Ben de onlara şöyle diyorum. Demokrasi ne demek? Rızaya dayalı yönetim demek. Rızaya dayalı olan yönetim mi daha çok Kur'an İslam'a yakındır yoksa baskıyla yapılan, zorbalıkla yapılan yönetim mi, faşist yönetim mi İslam'a daha yakındır? Tabii ki rızaya dayalı yönetim. Onun için yani zorbalıkla, faşist bir şekilde böyle baskıyla yapılan yönetimin, yani saltanat öyleydi. Yani asırlardır Emevilerle bir Resulullah'ın hayatında öyle değildi. Nebevi tarz öyle değildi. Sonradan oluştu ve bu zamana kadar geldi. Ama bu zamanda artık bu zamanın kanunu esasisi nedir dersek
Hürriyeti vicdan diyoruz. Demokrasi diyoruz. Bu aslında kanuni esasisi. Buna uymadığın zaman, zamanın ruhuna uymadığın zaman bedel ödenir. Bu nedenle bunlara bu zamanın anayasası yani kanuni esasisi bunu görmek, teşhisi doğru koymak önemli. Hem silahlı kuvvetler içerisinde hem toplum içerisinde hem de toplumdaki adaleti, güç ve adalet dengesini sağlamak yönünde. Tabii adalet adilsin ama gücün yoksa hiçbir şey yapamazsın. Gücün var, adil değilsen gücünü devam ettiremezsin. Bu çok ciddi hassas bir dengedir burada. Bu nedenle ben daha çok bunun yani böyle taktiksel boyutunu değil de stratejik boyutunu söylemeye çalıştım. Yani darbeci zihniyetin tekrar canlanmaması için yani darbeden başka seçenek kalmadı insanlara dedirtmemek gerekiyor. Bir de insanları yani ikna, inan, Hazreti Peygamber'in hayatına bakın, yönetim tarzında da bunu yapmış. İkna, inandırma ve sevdirme yöntemi. Korkuyla korku kültürünü teşvik etmemiş. Bak ne yapmış? Korku kültürü yerine güven kültürü oluşmuş. Onun için Muhammed el-Emin'dir ismi. Ama ondan sonra Emevilerle birlikte korku kültürü ortaya çıkmış. Hatta Muaviye'nin olduğu şeyde bir divanda ve devlet yönetiminde o zaman Tebe-i tabiinden biri ya da belki sahabelerdendir yanlış söylemeyeyim. Hep susmuş. Ha demiş sen niye susuyorsun demiş Muaviye. Hazreti Muaviye. Demiş ki o da demiş doğruları söylesem senden korkuyorum. Yalan söylesem Allah'tan korkuyorum demiş. En iyisi susmak demiş. Yani böyle bir korkunun hakim olduğu ortamda ne oluyor? Münafıklar en çok çoğalıyor, yayılıyorlar. Münafıklar bu korkuyu yönetim biçimi olarak sunmak bence darbecilere güçlendirici etki yapıyor. Çünkü psikoloji bir kuralıdır. Böyle baskı, tehdit böyle zıttını besler. Yani burada zıtlar birbirine çok yakındır. Birini çok uç ifrat yaparsan tefrit ortaya çıkar. Yani ifrat tefridi besler. Zıtlar birbirini destekler. Onun için aşırılık her zaman şeydir. Yani ikna, inandırma, sevdirme yöntemi nebevi tarzdır. Nebevi olmayan tarz Mezopotamya kültürüdür. Bak İslam'la ilgisi yoktur bunun. Gelenek olarak saltanat tarzındaki, monarşi tarzındaki yönetim Resulullah'ın hayatında yok. Halifelik sonradan çıkmıştır. Bir çeşit iddiattır yani. Bunu bilmemiz lazım. Ama Resulullah'ın yani Hazreti Osman şeyi düşünün. Hazreti Osman'ın seçilmesini düşünün. 6 tane aday çıkıyor. Yani diyorlar ki hepsi en layık gibi gözüküyor. Abdurrahman bin Af diyor ki en iyisi diyor ben adaylıktan feragat edeyim diyor. Bana yetki verin diyor diğer 5 adaya. Medine çarşısında dolaşayım diyor. Herkes çoğunluk kimi söylerse onu yapalım diyor. Ve Medine çarşısına gidiyor Abdurrahman bin Af dolaşıyor. Çoğunluk Hazreti Osman dediği için bunu gidiyor söylüyor böyle Hazreti Osman dediler diyor. Mesela adaylardan birisi Hazreti Ali olduğu halde Hazreti Ali feragat ediyor ve diğerleri de feragat ediyor. Hazreti Osman halif oluyor. Hazreti Ali bunun üzerine feragat ediyor. Yani müthiş bir şey. Bir nevi o zamanın şartlarına göre oluşan bir çeşit demokrasidir bu. Yani böyle babadan oğula geçen bir yönetim değil. Şeydir ki Resulullah'a kalsa Hazreti Ali yapardı halif ama yapmamış. Çünkü şey gelmiyor. Yani onunla ilgili ilahi uyarı gelmeyince şey yapmıyor. Allah kaderin bir hizmeti var diye yani halife bırakmıyor kendisinin yerine. Yani sonuçta bizim buradaki demokrasi küfür düzeni diyenlere bunu söylüyorum ben. Yani bu rızaya dayalı yönetimler küfür düzeni olarak demek sadece gelenekçiliktir bunun adı. Halbuki geleneklilik güzeldir, geleneklilik şeydir. Yani gelenekçiliği biz İslamiyet sanarak demokrasiyi reddetmek şeydir. Yani bu kimse öyle zaten öyle bir yaşamalı ki kimse hesap verebilirlik duygusu çok önemli. İnsanı koruyan bak iyi niyeti değil, samimiyeti değil, vatanseverliği değil, dindarlığı değil. İnsanı koruyan hesap verebilirliğidir. Hesap verebilir işler yaparsak hiç korkmayalım. Darbelerin reçetesi olarak ben bunları söylemeye çalıştım bir girişte, özetle.
Diğer konuşmacılarımızı da dinleyeceğiz. Teşekkür ederim sabırla dinlediğiniz için. Hocam Bey. Ağzınıza sağlık Nevzat Hocam. Güzel bir giriş oldu. İstifade ettik. Sayın Hasan Hüseyin Uludağ, siz ASTER Ankara Şube Başkanısınız, tabipsiniz ve bir emekli subaysınız. İki darbe ve bir kalkışma yaşadınız. Şimdi sizden akşamki konumuza bütüncül bakış açısıyla bir takdim rica edeceğiz. Buyurun, söz sizde. Teşekkür ediyorum. Saygıdeğer hocam, başkanım, çok kıymetli katılımcı arkadaşlar, hepinizi Yüce Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Herhalde ekran paylaşımından tekrar sunumu geri alacağım. Arkadaşlar, sunumumda kısa Cumhuriyet tarihinin darbe geçmişinden bahsedip daha sonra bunlar arasındaki benzerlikler, darbelerin sonuçları bahsettikten sonra darbeler nasıl önlenebilir, darbelerin bir tesadüf olmadığını, geleceğe dönük olarak önceden planlandığını, iç oluşumlar ve dış destekçilerinin kırmızı çizgileri kendilerine göre belirledikleri kırmızı çizgileri aşıldığı zaman sivil yöneticiler tarafından olayı düğmeye bastıklarını öncelikle ifade etmek istiyorum. Yakın tarihimizde darbeyle ilişkili olarak işte isyan, ihtilal, devrim, inkılap ve muhtıra sözcükleri var. Biz muhtıra, darbe ve devrimi Cumhuriyet tarihinde görmüş, yaşamış kişileriz. Devrimi Cumhuriyet tarihinden sonra yapılan devrimleri örnek olarak gösterebiliriz. İhtilal, Fransız ihtilali hepimiz biliyoruz, büyük bir değişim olmuştur. İsyan, kalkışma şeklinde ifade ediliyor. Muhtıra uyarı, yani hükümete karşı yapılan, silahlı kuvvetler tarafından yapılan uyarı manasında hepimiz biliyoruz yine. Darbede baskı ve zor Hüseyin kullanarak... Bey, bir saniye müdahale etme durumundayım. Bir çınlama sesi geliyor. Kulaklığınızdan olduğu tahmin ediliyor. Kulaklığı çıkartıp konuşabilirseniz o çınlama sesi gidecek. Tamam, teşekkür ederiz. Devam. Tamam. Darbe, cebir ve şiddet kullanarak yönetimin veya rejimin değiştirilmesi, yok edilmesi manasında kullanılıyor. Arkadaşlar, bugüne kadar dünyada 236 tane darbe, 230 tane de 39 tane de darbe girişimi yaşanmış. 2010 yılından bugüne 9 darbe gerçekleşmiş. Dünyada 10 tane de darbe girişimi gerçekleştirilmiş. Maalesef ismini bile bilmediğimiz ülkeler arasında, çoğu ülkeler arasında Türkiye'nin de ismini burada görmek durumundayız. Osmanlı da yine Yavuz Sultan Selim'in babasına karşı, 2. Osman'a, 3. Selim'e karşı Yeniçerilerin, Sultan Abdülaziz'e karşı yine Hüseyin Avni Paşa'nın ve Abdülhamit Han'a karşı 31 Mart vakasını kullanarak Yıldırım ordularının İttihat Terakki'nin yaptığı darbeleri hepimiz biliyoruz. Avrupa'da yakın tarihimizde yine Fransa'da 1958'de De Gaulle darbesi, İspanya'da bir yarbayın darbe girişimi ve özellikle Yunanistan'da değişik darbe girişimleri ve darbeler yaşanmış. 1973'ten bugüne kadar da Avrupa'da darbe yaşanmamış, Türkiye Cumhuriyeti Devleti hariç. Türkiye'de ise iki darbe, 27 Mayıs 1960 ve 12 Eylül 1980 darbeleri, bir postmodern darbe 28 Şubat 1997'de, bir muhtıra 12 Mart muhtırası 1971'de, bir e-muhtıra 27 Nisan 2007'de ve 5 darbe girişimi 1962 ve 63'te Talat Aydemir tarafından, 1969'dan Memduh Tağmaç ve 9 Mart 1971'de Sol Cunta, 15 Temmuz 2016'da hepimizin bildiği hain darbe teşebbüsü. Abdülhamit tahttan indirildiğinde arkadaşlar, gelen 5 heyetten 3 tanesi yabancı asıllı insanlar. Abdülhamit'in yapısını hepimiz biliyoruz.
Abdülhamit tahttan indirildiğinde Osmanlı toprakları bu şekildeyken 9 sene sonra Sevr Anlaşması'na mahkum edilen Osmanlı Devleti'ne sadece İç Anadolu ve Karadeniz'in bir kısmı bırakılmış. Aslında bu bırakılma değil, boğmanın başlangıcıydı. Allah'tan bu oyuna düşmedik. Kurtuluş Savaşı kazanıldıktan sonra 1922'de saltanat kaldırıldı. 1923'te Lozan Barış Anlaşması imzalandıktan sonra yeni Türk Devleti dünyaca tanınmış oldu. 9 Eylül'de CHP, 29 Ekim'de Cumhuriyet ilan edildi. 3 Mart 1924'te halifelik kaldırıldı ve 20 Nisan 1924'te Teşkilat-ı Esasiye Kanunu kabul edildi. Bu kanuna göre, anayasaya göre devletin dini İslam, dili Türkçe, başkenti Ankara'ydı. 10 Nisan 1928'de devletin dini, dini İslam'dır maddesi anayasadan çıkarıldı. 5 Şubat 1937'de laiklik kabul edildi, anayasada yer aldı ve daha yine anayasada yer aldı. Görseller gözükmüyor ya. Eğer görseller gözükmüyor mu? Gözükmüyor. Sadece birincide kaldık sadece. Allah Allah. Ben geçiyorum ama bu sadece birinci gözüküyor. Benim öyle bilmiyorum Gürcan Bey. Evet evet. Akış olmuyor dediği, Nevzat Hocam'ın dediği gibi ilk sayfa kaldı. Ondan sonrası gelmedi. Peki teknik olarak buna arkadaşlar müdahale edebilirler mi acaba? Hocam biz şu an ekran paylaşımını kapattık. Yeniden açabilir misiniz? Ekran paylaşımını mı? Evet. Açıyorum. Şu anda görünüyor mu? Evet. Evet. Evet evet şu anda geldi. Görüntü geldi. Bu, tamam mı? Nasıl ilerleyecek hocam? Ok tuşuyla mı? Evet. Ben ilerletiyorum ama ilerliyor mu? Bir daha bas ilerledim hocam. Tekrar bas. Evet. 18 Temmuz 1932'de ezan Türkçeleştirildi. Yok. Gene sabit kaldı. Yürümüyor. İlerlemiyor. Ben alt tuşla ilerletiyorum ama. Hocam şöyle yapalım. Slide'ı başlatmayın. Bu ekrandan ilerletin. Slide'ı sonlandırın. Slide'ı sonlandırayım bir dakika. Evet. Şimdi ilerletin hocam. Şimdi mi ilerletelim? Evet. Böyle devam edin hocam. Şu anda tamam mı? Tamam. Evet. Paralar şu an mesela paralar gözüküyor. 1938 tamam, 10 Kasım'da Atatürk vefat ettikten sonra 11 Kasım'da İnönü Cumhurreis seçiliyor ve Milli Şef dönemi başlıyor. Milli Şef dönemiyle değişim hareketleri de Türkiye'de yine devam ediyor. 1946'da çok partili sisteme geçiliyor ve açık oy gizli tasdif olmasına rağmen Demokrat Parti 62 milletvekili kazanıyor. 14 Mayıs 1950'de de tek başına iktidara geliyor. 54 ve 57 seçimlerinde yine Demokrat Parti tek başına iktidara gelmeye devam ediyor. CHP etkinliğini yitiriyor. 17 Haziran 1950'de Ezan-ı Muhammedi Aslı gibi Arapça okunmaya başlıyor. 3 Aralık 1950'de de kurs şeklindeki özür dilerim Arap harfleriyle tedrisat yasağı kaldırılıyor ve Kur'an kursları açılıyor. 51'de 1949'da kurs şeklinde olan İmam Hatipler okula dönüştürülüyor. CHP'nin muhalefeti de bu şekilde devam ediyor. Arapça ezan, Kore'ye kurban, radyoda Kur'an şeklinde. Radyoda Cuma günleri Kur'an-ı Kerim okunduğu için bu şekilde propagandaya başlıyorlar. Tabii ki Demokrat Parti hemen yıpratılmaya başlıyor. 6-7 Eylül 1955'te azınlıkların Ermeniler, Rumlar, bunların İstanbul'daki, İzmir'deki, Ankara'daki bazı illerde mallarına, canlarına tasallut ediliyor, gösteriler yapılıyor. Sebebi de Selanik'teki Atatürk evine bombalı saldırılı yapıldığı şeklinde bir yalan haber ortaya yayılarak bu işler kotarılıyor. 1959'da Rusya'yla yakınlaşma başlıyor ve 60 Ekim 1960'da ziyaret planlanıyor. Bu arada öğrenci olayları oluyor. Bir iki öğrenci vefat ediyor bu olaylarda. Kahrolsun polis sloganları, gençlik asker er ere sloganlarıyla darbenin zemini hazırlanmaya başlıyor. 21 Mayıs 1960'ta da harbiyeliler üniformalarıyla Ankara'da yürüyüş yapıyorlar. Ve 27 Mayıs 1960 gece Alparslan Türkeş'in radyodan anonsuyla 1960 darbesi gerçekleştiriliyor. Darbenin başında Cemal Gürsel var ve Milli Birlik Komitesi hükümeti kuruluyor. Bu arada yassıada mahkemeleri açılıyor. Değişik suçlamalar, iftiralarla.
ve 6 Eylül 1961'de Maliye Bakanı Hasan Polatkan ve Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu idam ediliyor. 17 Eylül 1961'de de dönemin başbakanı Adnan Menderes yine Yassada da idam ediliyor. Yönetimi sivillere verilmesine karşı olan yine Cuntacı Talat Aydemir 1962'de baş kaldırıyor, meclisi sarıyor, darbe girişiminde bulunuyor. İsmet İnönü yazılı beyan veriyor, herhangi bir şey yapmayacağım diye söz veriyor, affediyor. Bir sene sonra bu kişi tekrar darbe girişiminde bulunuyor ve Fethi Gürcan binbaşı ile beraber evet darbe yaptık, bırakırsanız bir daha yaparız diyor. Yaptığı darbeye sahip çıkıyor ve idam ediliyorlar. 10 sene sonra tekrar darbeci damar devreye giriyor ve 12 Mart 1971'de hükümete bir muhtıra verilerek yerarşik düzende Demirel hükümeti yıkılıyor. Yerine CHP'li Nihat Erim hükümeti kuruluyor. Nihat Erim istifa ediyor CHP'den. Bağımsız bir hükümet kuruluyor ve eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Fahri Koritürk Cumhurbaşkanı seçiliyor. Bu süreçte yine öğrenci olayları, grevler, anarşik olaylar tırmandırılmaya başlıyor. Bombalar patlıyor. Sağ sol çatışmasında 4000'in üzerinde bu vatanın evlatları ölüyorlar. 19 Aralık 1978'de Kahramanmaraş'ta Güneş Ne Zaman Doğacak diye, o zaman sağ tandanslı rahmetli Cüneyt Arkın'ın bir filmi, buna bomba atıldı yaygarasıyla Alevi-Sünni çatışması körüklenmek isteniyor ve aşağı yukarı bu olaylarda 150 kişi vefat ediyor. 26 Aralık'ta da İstanbul, Ankara, Kahramanmaraş gibi 13 ilde sıkı yönetim ilan ediliyor. 27 Mayıs 1980'de MHP Genel Başkan Yardımcısı Ankara'da sol bir örgüt tarafından öldürülüyor, şehit ediliyor. Daha sonra Çorum'da Alaaddin Camisi'ne bomba atıldı iddiasıyla 28 Mayıs'ta başlayan olaylar 4 Temmuz'a kadar sürüyor aralıklı olarak ve burada da Alevi-Sünni çatışması körüklenerek 65 kişinin ölmesiyle sonuçlanıyor. Yine ekonomik şartlar bozuluyor, ekonomik istikrarsızlık gündeme geliyor. O zamanın sloganı 70 sente muhtacı şeklinde ortaya konuyor. Petrol ve gıda sıkıntısı ve kara borsası baş gösteriyor. Ve bu olaylar içerisinde 12 Eylül 1980'de gece saat 4'te yine yönetime Türk Silahlı Kuvvetleri yerarşik yapıyı da el koyuyor. Buradaki görselde dikkat ederseniz çevik bir Kenan Evren'in o zamanki emir subayı, kurmay albay rütbesinde. Ve bu darbeden sonra ABD Büyükelçisi CIA Türkiye Mazhar Şefi'ne bizim çocuklar başardı şeklinde mesaj atıyor. 12 Eylül darbesinde tabii ki arkadaşlar 17 yaşındaki bir çocuk 18 yaşında idam edilmeyeceği için yaşı mahkeme kararıyla büyütülüp idam ediliyor. Bunu bile söylemek darbeci zihniyetin olaylara yaklaşım açısını gösterme bakımından herhalde yeterlidir. 2014 yılında Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya, o zamanki Güvenlik Konseyi üyelerinden Hava Kuvvetleri Komutanı, bunlar hayatta oldukları için 34 yıl sonra müebbet hapis cezası alıyorlar. Ama fiili olarak tabii uygulanmıyor. Bu darbeden 10 yıl sonra 1991 yılında eşi tesettürlü olan kadın erkek tokalaşmasından imtina eden, birbirine destek veren kişiler tespit edilecek haklarında hazırlanacak dosyalar hiçbir işleme tabi tutulmadan kuvvet komutanlarına gönderilecektir diye bir emir yayınlanıyor. 1980 darbesinden hemen sonra kurulan, daha sonra Meclis Darbe Araştırma Komisyonu'nda ortaya çıktığı gibi 1980 darbesinden sonra hem FETÖ cuntası aktif olarak kuruluyor hem de bir ateist cunta, yani 28 cuntası kurulmuş oluyor ve 28 Mayıs cuntası da 1991'de aktif olarak bu emirle faaliyete geçiyor. Tabii ki darbeler sadece askerlerin işi değil arkadaşlar. Mutlaka sivil destekçiler var. Gerek medyadan, gerekse iş aleminden, yargıdan, üniversitelerden mutlaka destekçiler var. Dolayısıyla rastlantısal bir hiçbir darbe olamaz. 28 Şubat sürecinde de 5 çete dediğimiz DİSK, TİSK, TÜRK İŞ, TOP, TESK ve TÜSİAD gibi örgütler darbecilere destek veriyor. Yargıdan Anayasa Mahkemesi Başkanı, Yargıtay Başkanı, YÖK Başkanı yine bu darbecilere o süreçte destek verdiler. Yine darbelerin olmazsa olmazı tehdit hareketleri, anarşi hareketlerinin tırmandırılması, suikastlerin ortaya konması gibi 1993 yılında hemen sırasıyla çok yakın tarihlerle Uğur Mumcu, Adnan Kahveci,
Jandarma Genel Komutanı Eşref Bitlis ve Cumhurbaşkanı Turgut Özal hayatını kaybediyor. Hepsinin suikast olduğu bugün biliniyor. Yine aynı şekilde Bingöl Elazığ Karayolu'nda yine aynı yıl 1993'te 30 asker şehit ediliyor. Sonra Sivas Madımak Oteli Temmuz ayında yakılıyor, 35 kişi ölüyor. Ondan 3 gün sonra Erzincan Başbağlar köyü 100 kişilik terörist örgüt tarafından basılıyor ve yine 30 kişi orada şehit ediliyor misilleme olarak. Ama hiç kimse nedense yakalanmıyor. Yine bu süreçte resmi kıyafette namaz yasaklanıyor. Refah Yol Hükümeti kuruluyor. Yapılan seçimlerde birinci parti olarak seçimlerden çıkan Refah Partisi ile Doğru Yol Partisi Muhsin Yazıcıoğlu rahmetlinin desteğiyle güven oyu alarak hükümeti kuruyorlar. Tabii junta devam ediyor faaliyetlerine. Gölcük'te toplantı yapılıyor ve bir ay sonra yapılacak Milli Güvenlik Kurulu'nda hükümete önüne konacak dosyalar ve kararlar orada kararlaştırılıyor. Daha sonra bunun 28 Şubat'ın asıl başlangıcı olduğu bazı komutanlar tarafından verilen beyanatlar da ortaya konuyor. Sincan'da bir Kudüs gecesini bahane ederek o zamanki Kara Kuvvetleri Komutanı Hikmet Köksal ve Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Doğu Aktolgan'ın emriyle Etimesgut'taki tank birliğinden, tümenden, ihtilal tümeninden diyelim, Sincan'ın merkezinden 80 tane olarak planlanan tank ve ZPT'ler o zamanki Edep Komutanı İzzettin Öygün'ün inisiyatifiyle 20'ye düşürülerek Sincan'ın şehir merkezine dolaştırılıyor. Tabii ki bunu hemen basın hükümete karşı kullanıyor ve bir darbenin ayak seslerini ortaya koyacak şekilde hükümetin insicabını bozmaya çalışıyorlar. Ve 28 Şubat 1997'de Milli Güvenlik Kurulu toplantısında alınan karar 10 saat süren bir toplantı. Türkiye'de birinci tehdit irtica olarak yani İslam olarak kararlaştırılıyor. Buradaki alınan kararlardan birkaç tane örnek vermek gerekse Türkiye'yi çağ dışı bir görünme yönetecek uygulamalara mani olunmalı. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki başörtüsü yasağı kesin olarak uygulanmalı. Tarikatlara ait özel yurtlar, vakıflara ait okullar, yurtlar Milli Eğitim Bakanlığı'na devredilmeli deniyor. Bu arada FETÖ bir açıklama yaparak Çevik Bir'e mektup göndererek sizlere yurtlarımızı, okullarımızı devredebiliriz. Yani bunlara el koyun, biz de sizin arkanızdayız, destekçiniz şeklinde onlara işaret gönderiyorlar. Yine pompalı tüfek satışları kontrolünü almaya çalışılıyor bu kararlarla. O zaman pompalı tüfek satışları artmış. Bundan bile cuntacılar korkuyor. Çünkü kötü iş içerisinde olanlar, gayri kanun iş içerisinde olanlar, illegal iş içerisinde olanlar her zaman korkak olur. Bunlar da pompalı tüfekten ellerindeki tanka rağmen korkuyorlar. Yine kurban derilerinin Türk Hava Kurumu dışında toplanmasına engel olunsun deniyor. Hepiniz hatırlarsınız. O zaman kurban derisi avına çıkarlardı jandarmalar, kaymakamlıklar. Ve bu süreçte Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yüksek askeri şurayla öğrenci atılmaları normalde yılda bir defa yapılan toplantı olağanüstü toplantılarla 2'ye 3'e çıkarılarak daha çok öğrencinin atılması kararlaştırılıyor. 4 Ocak'taki 97'deki tankların yürütülmesinden sonra postmodern darbesini çevik bir Amerika'dayken bir toplantıda kullanılıyor. Tabii yıllar sonra artık bu konudan dolayı rahatsızlık duyan Genelkurmay Başkanı ve o zamanki basından sorumlu Genelkurmay'daki Özkasnak Paşa bu postmodern darbe açıklamasının inkar ediyorlar, karşısında duruyorlar ama 1960 darbesinde temin olan kişi Adnan Menderes'in iyi olduğunu ama Türkçeyi ezanı Arapça aslıyla okutmasının hata olduğunu ifade etmekten de geri durmuyor. Arkadaşlar tabii yine bu Refah Yol Hükümeti'nin yıkılma sürecinde içerideki işbirlikçiler o zaman tabii fazla dikkat çekmiyordu ama Gülen Hareketi 28 Şubat cuntasıyla beraber hareket ederek hükümetin yıkılması için elinden gelen gayreti bu arada gösteriyordu. Ve Genelkurmay'la da sıkı ilişkiler içerisindeydi. İşte dünyada olimpiyat şampiyonu olan matematikte şurada burada öğrencilerine Genelkurmay'a kabul ettirerek, davet ettirerek oralarda bunlara ödül verilmesini organize ediyorlar. Papa'yla dostane şekilde el sıkışabiliyordu.
28 Şubatçılar yine bu süreçte tedbir adı altında içki, zina, yalan, iftira, sıra arkadaşlarını ispiyon ve fişlemeler her türlü şeyi kendilerine mubah görüyorlardı. Yani kendi cemaatleri dışındaki, örgütleri dışındaki herkesi düşman olarak görebiliyorlar ve onlara ne yaparsanız mubahtır mantığına kendilerine ilke edinmişlerdi. FETÖ ile hiçbir ilgisi olmayan milletin vatansever evlatlarını da Fethullah cemaati mensubu diye Türk Silahlı Kuvvetlerinden fişleyerek atılmalarına sebep olmuşlar. Bu şekilde hem çapraz fişleme yapmışlar hem de TSK'dan bunları tasfiye ederek bir de kendi adlarını kullandırarak kendilerini gizlemek aynı zamanda milletin nazarında da bir sempati kazanma yolunu seçmişlerdi. Yine 1995'te başörtüsü füruattır açıklamasıyla FETÖ elebaşının bunların silahlı kuvvetlerdeki eşi başörtülü olan kişilerin bütün eşleri başörtülerini açmıştı. Zaten asıl şeydeki etkili yerlerde geleceğe dönük planlama yapan kişilerin eşleri de başörtülü değildi. Çünkü onlar talimatlara göre evleniyorlarmış. Bunu tabii daha sonradan öğrenmiş olduk. Bu süreçte yine birçok psikolojik harekat yöntemleri kullanıldı. İşte ilahiyatçı Profesör Zekeriya Beyaz olsun, Faik Kulut, İsmail Nacar gibi, Fadime Şahan gibi insanlar televizyonlara çıkararak dindar insanların kötülenmesi için elden gelen yapıldı. Bunlar döndürüle döndürüle televizyonlarda gösterildi. RP'li belediye başkanlarını izlendi. Bunların itibarları zedelenmeye çalışıldı. Çiller'in bir şeref sonbaşı sözüne tepki olarak bütün silahlı kuvvetler bunlara darbe asıl açılma şeyi dava açılması için organize hareket ettiler. Bu sırada Deniz Kuvvetleri'nde askerliğini yapan bir emniyet mensubu onbaşı bulunduğu birimde bir BCG'nin yapılandırıldığıyla ilgili belgelere ulaştı ve bunları emniyetteki amir olan o zamanki istihbarat dairesinde başkanı Bülent Orakoğlu'na iletti. Bülent Orakoğlu Meral Akşener'e, o Erbakan'a, Erbakan'ı Cumhurbaşkanı'na iletip daha sonra bu evraklar İsmail Karadayı'ya verilince Cumhurbaşkanı tarafından Onbaşı Kadir Sarımsak ve Bülent Orakoğlu askeri mahkemece tutuklandı, yargılandılar. Daha sonra her ikisi de beraat etti. Bunları beraat ettiren hakim Ahmet Karaman'la arkadaşımız önce sürgün edildi, sonra yüksek askeri sırayla silahlı kuvvetlerden o da ayrıldı. Bu arada geleceğin lider olarak görülen ön planda çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Siirt'te yapmış olduğu bir şiir okuması sonucunda yargılandı, ceza aldı, cezaevine girdi ve muhtar bile olamaz şeklinde siyasi hayatı bitmiştir şeklinde basında sevinçte bunlar yer aldı. 28 Şubat sürecinde arkadaşlar sadece Türkiye'nin 381 milyar doları havaya uçmuştur. Bunu ifade etmek isterim. Bu arada tabii Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Yüksek Askeri Şura'yla ayrılan bu vatanın evlatları boş durmadılar ve legal yoldan, hukuki platformda haklarını savunmak için 2000 yılında Adaleti Savunanlar Derneği'ni kurarak bu darbeci damarla, bu 28 Şubat cuntasıyla mücadeleyi daha silahlı kuvvetlerden ayrılır ayrılmaz başlattılar. Anasol daha sonra Refah Yolu yıkılmasından sonra Anasol M hükümeti kuruldu. Bu hükümette aralarında tabii geçimsizlikler olduğu için MHP'nin erken seçim kararı aldırmasıyla 3 Kasım 2002 genel seçimlerinde AK Parti %34 oyla tek başına iktidar oldu. Seçilemez denilen Tayyip Erdoğan Bey de bir anayasa değişikliğiyle 14 Mart 2003 tarihinde Siirt milletvekili olarak meclise girdi ve başbakan oldu. 29 Ağustos 2007'de AK Parti iktidarı Cumhurbaşkanı adayı olarak Ahmet Necdet Sezer'in süresinin dolması akabinde Abdullah Gül'ü ilan etti. Orgeneral Yaşar Büyükhanlık Genelkurmay Başkanı iken 27 Nisan 2007'de TSK e-muhtıra verdi. Hükümetin buna karşı olan cevabı ise atanmış bürokratlar haddini bilsin şeklinde bu e-muhtarayı kabul etmeyip reddettiler. Anayasa Mahkemesi bu sefer Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhurbaşkanı seçim için 367 milletvekili olmadan toplanamaz kararı aldı.
Bununla ilgili Sabih Kanadoğlu diye bir Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, eski başsavcısı bu konuda bir fikir verdi. Bunlar da buna uydular. Bazı ANAP ve DYP'nin meclise girmemesi sonucunda 367 milletvekili olmayınca iş çıkmaza girdi ve yeni bir seçim gerçekleşti. 22 Temmuz 2007'de AK Parti %47 ile tekrar hükümeti tek başına iktidara geldi ve 29 Ağustos 2007'de Abdullah Gül Cumhurbaşkanı seçildi. 11. Cumhurbaşkanı olarak. Bu arada Cumhurbaşkanı seçildikten sonra Yüksek Askeri Şura'da şerh koymaya başladı. Daha önce Tayyip Erdoğan Bey de şerh koyuyordu ama yine de 2003 ile 2009 arasında 189 subay ve assubay Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Yüksek Askeri Şura'ya ihraç edildi. Çünkü şerh koymaları bir işe yaramıyordu. Yüksek Askeri Şura'da 16 general ve Cumhurbaşkanı, Başbakan ve MSB Bakanı'nın oyları bir orgeneralın oyuyla ayrıldı. Hiçbir etkileri yoktu. Hükümet 27 Nisan eh muhtırasıyla silahlı kuvvetleri bir şoka uğratmıştı. Daha sonra 12 Eylül 2010 anayasa referandumunda silahlı kuvvetler tabir caizse nakavt oldu. Çünkü Yüksek Askeri Şura kararları, hakimler ve savcılar yüksek kurulunun kararlarına yargı yolu bu referandumu açılmış oldu. Yine bu referandumda anayasada yeni değişiklikler de yapıldı. Ve bu referandumdan sonra 10 Mart 2011'de Adalet Savunanlar Derneği'nin gayretleri sonuç verdi ve 6191 sayılı kanunla Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Yüksek Askeri Şura'ya ihraç edilen 1555 subay ve assubay bir kısım haklarını elde ettiler. Ama üçlü kararnameyle bu süreçte Silahlı Kuvvetleri'nden ayrılan arkadaşlar maalesef bu haklardan istifade edemediler. Tabii söylemiştim 1980 darbesinden sonra bu FETÖ cuntası da silahlı kuvvetler bünyesinde kurulmuş. Tabii bunun asıl geri planda NATO var, NATO güçleri var. Bu sefer bu junta devreye girdi. 2007 Şubat 2012'de MİT müsteşarı ifadeye çağrıldı. Başbakanın talimatıyla ifadeye gitmedi ve bu şey boşa çıkarıldı. Bu hareket boşa çıkarıldı. 31 Mayıs 2013'te Gezi olayları İstanbul'daki bir park bahane göstererek başlatıldı ve ülke genelinde yayılmaya çalışılarak bir kalkışmaya dönüştürülmeye çalışıldı. Ama hükümetin sıkı durmasıyla içeriden hainlikler yapılmasına rağmen özellikle emniyet tarafından bu olaylarda bastırıldı ve sonuçsuz kaldı. Sonra 17-25 Aralık'ta milletimizin yumuşak karnı, yolsuzluk soruşturmaları bahanesiyle yine başbakan hedefi oturtturdu dört bakan üzerinden. Ancak bu da alınan tedbirlerle boşa çıkarıldı. 1 ve 19 Ocak 2014 tarihinde Hatay Kırıkhan'da ve Adana'da MİT tırları jandarma tarafından ön kesilerek arandı ve dünyaya sanki dışarıya silah kaçırıyormuş, MİT örgütlere silah götürüyormuş şeklinde lanse edilmeye çalışıldı. Bunlar da hainane propagandalar. 10 Ağustos 2014'te Recep Tayyip Erdoğan %51.79'da halk oylamasıyla yapılan ilk cumhurbaşkanı seçildi. 15 Temmuz 2016'da saat 21'de hain darbe teşebbüsüne Türkiye uyanmış oldu. Nakden Türkiye'de darbe yapılmaya başlandı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Başbakanımız, MHP Genel Başkanı öncelikle ve diğer parti başkanları sonradan, TSK'nın ve Emniyet Teşkilatı'nın vatansever mensupları, Başkomutanın emrine uyan Türk milleti sokağa döküldü ve 12 saat içerisinde darbeciler derdest edilmeye başladı. İlk defa savcılıklar ve emniyet olaya müdahale etti. Savcılıklar derhal soruşturma, emniyet tutuklama, gözaltına alma kararları aldılar ve bu süreç içerisinde 251 vatan evladı şehit oldu. 2196 vatan evladı da gazilik rütbesine ulaştı. Ve bu darbe bastırılmasından sonra 7 Ağustos 2016'da Yenikapı Şehitler Mitingi'ne bütün partilerin katılımıyla 5000 vatandaşımız katıldı. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Darbe Araştırma Komisyonu
konuları araştırmaya başladı. Değişik insanlar burada dinlendi. Bu komisyonda uzman olarak ben de görevlendirilmiştim. Komisyona gelen belgede incelendiğinde arkadaşlar 28 Şubat cuntacılarıyla hain FETÖ mensuplarının işbirliği yaptıkları. 28 Şubat sürecinde FETÖ'nün milletin vatansever evlatlarının cuntacılarla işbirliği yaparak TSK'dan organize şekilde tasfiye ettikleri. FETÖ mensubu olmayanları bilinçli olarak Fethullah cemaat mensubu diye çapraz fişleme yaptıkları. FETÖ mensupların işbirlikçileri 28 Şubat cuntası tarafından korunup kollandığı. FETÖ'nün 12 Eylül 1980 darbesinin hemen akabinde NATO işbirlikçilerin marifetiyle ve 2017 ve 2018 yılında TSK'yı tamamen ele geçirip ülke yönetimini ele almak üzere yapılandırıldığı ortaya çıkmıştır. 15 Temmuz hain FETÖ darbesinden sonra 28 Şubat cuntası ile FETÖ üyelerinin akıl hocalarının aynı dış güçler olduğu ve işbirliği yaptıkları, birbirlerini koruyup kolladıkları anlaşıldı. Ve bunların şu anda tabii hem 28 Şubat cuntacıları hem FETÖ cuntacılarının cezalarını çekmeye başladıklarını da ifade etmek isterim. Burada FETÖ Araştırma Komisyonu üyesiyken FETÖ Araştırma Komisyonu Başkanı Reşat Petek Bey'den bir şey rica etmiştim. Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'ndan o zamana kadar ayrılan yani 31 Ocak 2016 tarihine kadar Türk Silahlı Kuvvetleri'nden atılan albay, kurmay albay ve generallerin sayılarını ve bunlarla ilgili bunların işte nasıplarını, ondan sonra hangi kursları gördüklerine dair belgeleri istemiştim. Size sadece bir örnek vereyim arkadaşlar. Kurmay albaylardan, atılanlardan toplam 395 kurmay albayın 128 tanesi 1994 devresi. Hani hep bahsediliyor ya 94 devresi. Yani 86'da blok olarak askeri liselere alınan ve harbi okullarında imtihanlarında alınan kişilerden ve bu 94 devresi en çok sayı onların daha sonra 93 devresi ve 95 devresi geliyor. Yani bunlar 2 sene sonra general olmaya başladıklarında Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki bütün kilit noktalardaki general kadroları, kurmay albay kadroları ve albay kadroları tamamen bunlardan olacak. Bunlardan 6 yıla kadar mümtezan terfisi olanlar mı dersiniz, yurt dışı görevlere gönderilenler mi dersiniz? Yani bu işin planlı ve organize olduğu, geleceğe dönük bir hedef koydukları çok açık bu istatistik verilerle ortaya çıkmış oldu yani. Bunlar raporlarda var. 28 Şubat cuntası ile ilgili de 2 Eylül 2013 yılında dava açıldı. Bu davada 13 Nisan 2018'de sonlandırıldı. Toplam 21 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi. Daha sonra 10 tanesinin zaman aşımından işte beraatı sağlandı. 68 sanık da beraat etti. Yine Mart 2022'de Yargıtay bu kararları onayladı. İlk karardan sonra yaşları sebebiyle bu cuntacılar ceza alan, ağırlaştırılmış müebbet alanlar tutuklanmamıştı. Bunlardan 14 tanesi Mart 22'de tutuklandılar ve şu anda infaz ediliyor. Cezaevindeler. 16 sanığın yargılanması da halen devam ediyor. Namık Kemal abiyle burada bu davayı takip etmeye çalışıyoruz. Özellikle Namık Kemal abi sürekli takip ediyor, sağ olsun. Şimdi arkadaşlar darbeler tesadüfi değildi. Darbelere zemin hazırlayan gerek siyasi gerek hukuki ve birçok olay var yani Türkiye'de. Gene dış destek olsun bunların hepsi vaka. Ama darbelerin önlenmesi için bir kamu idaresinin düzenlenmesi gerekiyor. Kanun düzenlemeler gerekiyor. Hukuki düzenlemeler, askeri birliklerin konuşlandırılması ve komuta kademeleri önemli. Yetkili ve etkili istihbarat gerekiyor. Eğitim gerekiyor. Yani bu ilk öğretimde ve üniversitelerde ve özellikle harp okulları müfredatlarında düzenleme gerekiyor. Darbe ve muhtıra yıl dönümlerinde yapılacak programlarla halkın sürekli bu konularda duyarlılığının sönmemesi, hafızasının diri tutulması gerekiyor. Darbecilerin mutlaka cezalandırılması gerekiyor. Mağduriyetlerin hakkaniyetle giderilmesi gerekiyor. Ve Cumhurbaşkanı'na bağlı özel yetkili bir birinin kurulması gerekiyor. Bu şekilde bir çalışma yaptım. Bunları size arz etmek istiyorum. Şimdi, kamu idaresi düzenlemelerinde Genelkurmay Başkanlığı 1949'da Milli Savunma Bakanlığı'na bağlıyken 1960 darbesinden sonra 61 yılında Başbakan'a bağlanıyor.
15 Temmuz 2018'de yani darbeden 2 sene sonraki yıl dönümünde tekrar Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanıyor. Yani Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanması çok önemli. Çünkü Avrupa'ya baktığımız zaman hiçbir Genelkurmay Başkanı'nı bilmeyiz. Ama özellikle bundan 15 sene önce kim Genelkurmay Başkanı olmuş herkes biliyordu bizde. Türkiye'de çoluk çocuk, genç, ihtiyar herkes biliyordu. Yüksek Askeri Şura'nın yapısı değiştirildi. Eskiden Yüksek Askeri Şura'da askerler çoğunluktayken şu anda yeni idari düzenlemede hükümetteki bakanlar çoğunluk durumuna geldiler. Milli Güvenlik Akademisi arkadaşlar Ocak 2006'ya kadar burada eğitim görecek, üst düzeyde görev alacak personele burada eğitim veriliyordu. Bu eğitim görecek kişileri Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri belirliyordu. 2006 yılında bir kanunla bu devlet planlama, devlet personel başkanlığına verildi bu yetki. 2009 yılında 1960 darbesinden sonra kurulan bütün bakanlıklarda, valiliklerde şubeleri olan ve bakanlıklarda ancak askerlerin, izinli askerlerin, emekli askerlerin görev alabileceği ve bunları görevden almanın ancak Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterinin izniyle olabileceği şeklinde organize edilmiş savunma sekreterlikleri yani bakanlıkları, valilikleri kontrol altına tutan bir mekanizma da kaldırılmış oldu 2009 yılında. Burada Cevdet Ördal abinin büyük katkısı olduğunu da ifade etmek istiyorum. Şubat 2010'da arkadaşlar emasya planları vardı biliyorsunuz. Emasya planları Emniyet Asayiş Yardımlaşma Protokolü 1997 yılında İçişleri Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı arasında bir protokolle bu gündeme getirilmiş. Bu emasya protokolüne göre askerler bir şehirde bir asayiş olayı olduğu zaman validen, hükümetten izin almadan bu olaylara müdahale edebilme yetkileri vardı ve emasya planları her yıl yenilenir, tatbikatları yapılırdı. Bu da ortadan kaldırılmış oldu. 21 Aralık 2011 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir muhafız ve tören taburu vardı. Bu muhafız ve tören taburu tamam oraya gelen Cumhurbaşkanı falan karşılıyordu ama asıl darbe ürünü herhangi bir problemde buraya müdahale edecek bir tabur asker orada her zaman hazır tutuluyordu. Milli Güvenlik Akademisi Haziran 2012 yılında yine bir kanunla kaldırıldı arkadaşlar. 25 Temmuz 2016'da Harp Akademileri ve Harp Okulları dahil askeri okullar Milli Savunma Üniversitesi'ne bağlandı. 2017 Milli Güvenlik Kurulu yapısı değiştirildi. Yetkileri kısıtlandı. Biliyorsunuz Milli Güvenlik Kurulu da ikinci bir hükümet gibi özellikle 28 Şubat sürecinde işlev görmüş. Her ay toplantılarıyla hükümeti taciz eder koruma gelmişti. Yine 15 Temmuz sonrası Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden çıkartıldı. Biliyorsunuz yine bu da darbeye teşebbüs etmişti. Bütün darbelerde zaten Muhafız Alayı Cumhurbaşkanlığı Başbakanı hemen ele alan bir birlikti. Yani asıl görevi Muhafız Alayı'nın asıl görevi darbelerde ön plana çıkıyordu. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden çıkarıldı. Sadece tören birliği statüsüne dönüştürüldü Muhafız Alayı. 25 Temmuz 2016'da ve 27 Temmuz 2016'da Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı da İçişleri Bakanlığı'na bağlandı. Jandarma Genel Komutanlığı daha önce Yüksek Askeri Şura üyesiydi. İçişleri Bakanlığı'na bağlanarak İçişleri Bakanlığı'nın altında bir konuma gelmiş oldu. Milli Savunma Bakanlığı'nın altındaki konumda da Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları olduğu için Türkiye'deki silahlı kuvvetlerin darbe yapma kabiliyetleri, imkan ve kabiliyetleri de bu şekilde sınırlandırılmış oldu. Yine 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünde kullanılan askeri lise öğrencileri vardı, harp okulu öğrencileri vardı. Dolayısıyla askeri liseler bu darbe teşebbüsünden 15 gün sonra kapatıldı. Yine Türkiye'deki paralel bir devletin organlarından biri olarak kabul edebileceğimiz askeri hastaneler Sağlık Bakanlığı'na bağlandı 17 Ağustos 2016'da. Ve 16 Nisan 2017 anayasa referandumuyla yine askerlerin son kalesi olan askeri yargı da kaldırıldı. Buradaki davalar belirlenen mahkemelere aktarıldı arkadaşlar.
Kanun düzenlemelerden zaten Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda kanunsuz emir var. Kanunsuz verilen emre kimsenin uymayacağına, uymak zorunda olmadığını, yazılı emir isteyeceğine, ancak konusu suç teşkil eden emirlere yazılı bile verilse uyulmayacağı anayasa maddesi de ele alınmış durumda. Hukuki düzenlemeler olarak da yine kanun düzenlemelerden Türk Silahlı Kuvvetleri genelde bu darbe teşebbüslerini yaparken iç hizmetlere kanunun ilgili bir maddesi vardır. Meşhur 35. madde. Bu madde ilk olarak 1935'te iç hizmet kanununa dahil edilmiş. Ordunun vazifesinin Türk yurdu ve teşkilat-ı esasiye kanunu tayin edilmiş olan Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak ve kollamaktır diye. Daha sonra 1961 anayasasıyla yine Türkiye Cumhuriyeti'ni kollamak ve korumaktır şeklinde bu vazife devam etmiş. Ancak 2013 yılında, Temmuz 2013'te Türk Silahlı Kuvvetleri'nin vazifesi yeniden tanımlanmıştır ve Cumhuriyeti kollamak ve korumak ibaresi bu kanun maddesinden çıkarılmıştır arkadaşlar. Hukuki düzenlemeler olarak da aslında darbeyi yasaklayan, darbeye engel olan, darbenin darbe suçunun veya müteşebbis suçlarının ağırlaştırılmış müebbet hapis olduğu Türk Ceza Kanunu 309, 311 ve 312. maddelerinde yer almakta. Bunlar hükümeti, anayasal düzeni ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmaya veya görevini engel olmaya çalışmak, cebir ve şiddet kullanarak bu şekilde tanımlanıyor. Türk Ceza Kanunu'nda bu maddeler olmasına rağmen darbecileri biraz önce ortadan kaldırılan güçleri nedeniyle darbe yapmaktan alıkoymamış. Çünkü darbe yaptıkları zaman bir kanun çıkarıyorlar, bunu bize dokunamazsınız diye. Aradan 30 yıl geçiyor, ancak işte önce o madde kaldırılıyor, dokunamazsınız maddesi. Sonra bir başka madde kaldırılıyor, anayasa değişikliği falan kolay işler değil. Ancak ondan sonra yargılandılar. 35 sene sonra yargılanan kişiler belli bir yaşa gelince bu sefer insanlardaki merhamet duygusunu istismar ederek bunlara işte yaşlıdır, şudur, budur diye hala kurtarmaya çalışıyorlar. Evet, askeri birliklerin konuşlanması ve önemli birliklerin komuta kademesi olarak arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar Çevresi ve Ankara'da Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Allah'tan İçişleri Bakanlığı'na bağlandı. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı, yani önceki hali söylüyorum, tören birliğine dönüştürüldü. Türkiye Büyük Millet Meclisi Muhafız ve Tören Taburu davet edildi bu da. Kara Harp Okulu hemen meclisin arkasında. Özel Kuvvetler Komutanlığı, Kara Havacılık Okul Komutanlığı, Etimesgut ve Akıncılar Hava Üssü, 4. Kolordu Komutanlığı, Zırhlı Birlikler Okul Komutanlığı, bu biliyorsunuz darbe birliğidir tümen seviyesinde. İstihbarat Okulu, Dil Okulu vesaire bir sürü okullar. Yani Ankara'daki kuvvet komutanlıkları ve diğer askeri birliklerin başka illere konuşlandırılması gerekiyor. Yani Ankara merkezinden mutlaka çıkarılması gerekiyor. Çünkü meclisin etrafını sarmış durumdalar. Yani oradaki sivil binadan çok askeri bina yer almış durumda. Ankara'da kalması elzem birliklerin komutanlarının çok titizlikle seçilmesi ve devletine sadık, yeminine, namus şeref sözü verdiği yeminlerine sadık insanlardan seçilmesi gerekiyor. Yetkili ve etkili istihbaratın olması gerekiyor arkadaşlar. Yine 15 Temmuz hain FETÖ darbesi araştırma komisyonuna çağrılan eski Genelkurmay Başkanları Hilmi Özkök, İrfan Başbuğ ve İlker Başbuğ ve Işık Koçener Paşa'ya sordular. Neden bunları tespit edemediniz diye. Onlar da dediler ki üçü de Genelkurmay'ın istihbarat yetkisi yok dediler. Bu işi böyle söyleyince ben Reşat Petek Bey'e gittim, yani konuştum kendisiyle, dedim ki bunların bu şekilde aynı şeyleri söylemeleri tesadüfi olamaz. Bunların aslında bir talepleri var, bir şeyi kamuoyunun gözüne sokmak istiyorlar, yani böyle bir şeyleri var diye. Dolayısıyla Emre Taner Bey, eski MİT müsteşarlarından, o da çağrılmıştı komisyona. Ona sordular, yani böyle böyle Genelkurmay Başkanları bunları söylediler. Bunların istihbarat yetkileri yok mu, siz bunlara haber vermiyor musunuz şeklinde, bunun sebebi nedir diye. O da dedi ki Hilmi Özkök zamanında bizden bir MİT müsteşar yardımcısı ve 50 kurmay albay kadrosu istediler, biz de kabul etmedik dediler. Çünkü askerleri
aldığımız zaman 3-4 yıl bizde görev yapıyor. Tam işi öğreniyor. Ondan sonra çekip gidiyorlar. Bir de bu şekilde bir kadro istenmesi, mütevazi bir kadro olarak ifade ettiler ama bu kadro istenmesi MIT'in yapısını ele geçirmek manasındadır dediler. Biz de kabul etmedik diye söylediler. MIT'in Silahlı Kuvvetler bünyesinde istihbarat yapmasının mümkün olmadığını yine ifade etti. MY 114'e 1C talimatının buna engel olduğunu ifade etti. Hiçbir şekilde darbeyi öğrenme şansımız yoktur diye bu komisyonda Emre Taner ifade vermişti. Yani bu şekilde duygularını ifade etmişti. Dolayısıyla MIT'e TSK bünyesinde de istihbarat yetkisi verilmeli. Bunun kanunlarla belli bir sınırlamaları olabilir. Her iki kurumun da kendi yetki alanları içerisinde ancak MIT'in bu konuları öğrenememesi söz konusu olmamalı diye düşünüyoruz. Eskiden MIT Müsteşarlığı biliyorsunuz Silahlı Kuvvetler'den bir korgeneral atanırdı, MIT Müsteşarı o olurdu. Sonra Özal zamanında bu değiştirildi. Ama buna rağmen diyebiliriz ki Hakan Fidan Bey'e kadar MIT hep Silahlı Kuvvetler'e çalışmıştır. Yani devlete değil Silahlı Kuvvetler'e çalışmıştır diyebiliriz. Eğitim konusu bunda hocam da bahsetti. Aslında darbelere neden Avrupa'da bu kadar darbe olmuyor da bizde darbe oluyor? Yani neden Afrika ülkeleriyle Türkiye'de darbe veya darbe girişimleri oluyor? Yani bu aslında insanın bir köklü bir millet devlet olmamıza rağmen, devlet geneli olmamıza rağmen, imparatorluk kültürü olan bir millet olmamıza rağmen bunlar bizi rahatsız ediyor yani hakikaten. Dolayısıyla ilköğretim 4. sınıftan itibaren çocuklarımızın ve gençlerimizin yaşlarına uygun şekilde dünyadaki ve ülkemizdeki darbeler, darbelerin toplumsal, ekonomik, siyasi ve insani boyuttaki tahribatları müfredatta yer alarak bunlara yaşlarına uygun olarak ta ilköğretimden itibaren belli şeylerin bu darbe kültürünün ortadan kalkması için insanların özgür fikirle yetişebilmesi için bunların müfredata konması lazım. Özellikle de harp okullarında dünyadaki ve ülkemizdeki darbeler, ülkemize ve milletimize verdiği zararlar, uluslararası, toplumsal, ekonomik, siyasi, hukuki vesaire yönlerden irdelenecek şekilde müfredatta yer almalı. Ve buradan mezun olan subaylar darbeci olmaktan utanmalı yani bir yerde veya bu damar, bu kültür ortadan kaldırılmalı mutlaka. Yani darbecilerin akıbeti, rütbelerinin alınması gibi hususlar ön plana çıkarılarak darbelerin zararları, darbecilerin hainlik ve yüz kızartmış olduğu olgusu ve kültürü geliştirilmeli. Harp okulu yıllarından itibaren darbe kültürü yok edilmeye çalışılmalıdır bu eğitim müfredatıyla. Darbe ve muhtara yıl dönümlerinde yapılacak programlarla yine darbeler unutturulmamalı, hafızalar tazelenmeli. Resmi programlarda ülkemizin yaşadığı her darbe ve muhtıra yıl dönümlerinde bizzat Cumhurbaşkanlığı ve MSB tarafından, özellikle MSB tarafından ulusal ve uluslararası konferans ve paneller düzenlenerek toplum hafızası diri tutulmalı. Her yıl bazı mağdurların hayatı ön plana çıkarılarak ziyaretler yapılmalı, kamuoyuyla bunlar paylaşılabilmeli. STK programları da etkin şekilde uygulanmalı. Bu konuda STK'lar da resmi kurumlardan daha aktif davranmalı. Toplum hafızasını diri tutmada daha aktif rol üstlenebilmeliler. STK'ların ayrı ayrı programlar yerine bu konuda ilgili olanların her yıl birisi önce olacak şekilde bir ve etkili program yapmalı. Darbe kültürünü yok etmek, hatta darbeye karşı koyabilmek, kültürü oluşturabilmek hedeflenmelidir diye düşünüyorum. Darbecilerin cezalandırılması mutlaka elzem arkadaşlar. 27 Mayıs 1960 darbecileri yargılanmadı. Ne o zamanki yargı mensupları ne darbeyi yapanlar hiçbir kovuşturmaya maalesef uğramadılar. 1962 ve 63 darbe teşebbüsünü yapan Talat Aydemir 1964'te idam edildi. Kim idam etti? O zamanki hükümet idam etti. Ama o zaman iktidarda Milli Birlik Komitesi'nin de etkin şeyleri vardı. Hepsi kontenjan senatörüydü. Onlar da darbeci, bu da darbeci. Bu adam başarılı olamadığı için idam edildi. Başarılı olanlar mükafatlandırıldı. Bu da ilginç bir çelişki olarak ortaya çıkıyor. 9 Mart darbe teşebbüsü ve 12 Mart 1971 muhtırası müsebbipleri cezalandırılmadı. 9 Mart darbe teşebbüsünde sol junta, Cemal Madanoğlu, Doğan Avcıoğlu gibi bazı sivil kesimdeki insanlar sol bir darbe, silahlı kuvvetler içinde sol bir darbe yapıp iktidarı ele geçirmeyi planlamışlardı. Mahir Kaynak, o zamanki MIT görevlisi, bunu tespit etti ve hükümete konuyu bildirdi. Bu darbe önlendi ama 3 gün sonra da
hiyerarşik düzende bir muhtıra verilerek Demirel hükümeti düşürüldü. Nihat Erim başa geçirildi. Fahri Koltuk Cumhurbaşkanı yapıldı. 12 Eylül 1980 darbecilerinden Kenan Evren ve Tahsin Şahin Kaya ağırlaştırılmış müebbet aldılar ama fiil olarak bu cezalar yaşları ve ölmeleri sebebiyle uygulanamadı. Yine 28 Şubat postmodern darbesinin piplerinden 14 sanığın ağırlaştırılmış müebbeti şu anda infaz edildi, kesinleşiyor, infaz ediliyor. 16 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Yani aktif olarak ilk somut darbe sanıkları burada ceza almışlar diyebiliriz. Tabii bunun önüne daha bu dava sonuçlanmadan özür diliyorum. 15 Temmuz darbesi yapıldığı için onlar suçüstü yapıldılar. Daha erken ceza aldılar. Yine 27 Nisan en muhtırası müsebbipleri de arkadaşlar yargılanmadı. Çok ifade edildi. Kamuoyuna yani burada yer aldı, şey yapıldı ama maalesef onlar için de hiçbir kovuşturma yapılmadı. Darbecilerin 30-40 yıl sonra daha yargı önüne çıkarılıp hak ettikleri cezaya çarptırılmaları darbe yapma iradelerini kıracaktır. Devletin kendine yapılanı asla unutmayacağı ve cezasını keseceği bilinci darbe kültürünün yok olmasına katkı sağlayacaktır diye ne düşünüyorum. 15 Temmuz FETÖ darbesinde 289 davadan 288 sonuçlandı. İlk somut şeyler burada zaten bu darbe teşebbüsünde ele geçti. 4.890 mahkumiyet kararı verildi ve bunların 1.634'ü ağırlaştırılmış müebbet, toplam 3.000 müebbet hapis cezası verilmiş oldu. TSK'dan 24.256 ihraç yapıldı. Bunların 150'si general, 10.528 subay. Kamudan 125.678 kamu personeli ihraç edildi. 270 öğrencinin öğrenciliği sonlandırıldı. 3.213 personelin rütbesi geri alındı. Geriye dönük olarak 2.761 kurum ve kuruluş da kapatıldı arkadaşlar. 1960 darbe teşebbüsü ve 15 Temmuz hain darbesi sanıkları hariç diğer darbe ve muhtıra müsebbipleri zamanında yargılanıp cezalandırılmadıkları için her biri bir sonraki darbeye zemin hazırlamışlardır. Hiçbir darbenin siyasi, medya, sendikalar, üniversiteler, yargı ve benzeri sivil ayağı yargılanmamıştır ki bunların da yargılanıp cezalandırılması darbelerin önlenmesinde elzemdir. Mağduriyetlerin hakkaniyetlere giderilmesi hususu da çok önemli. 27 Mayıs 1960 darbesi sonrası emekli edilen 265'i general, 7000'e yakın subay ancak 1972'de albay rütbesiyle emeklilik haklarını aldılar. Daha önce bunlar emekli edildiler, emekli edildiği rütbeden emekli edilmişlerdi. Sonradan bunlara Demirel hükümeti zamanında hepsi eşidi albay rütbesiyle tekrar haklarını almış oldular. Bunun ayrıntıları da var ama haklarını aldı bunlar. 17 Eylül 1990 günü Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın katıldığı bir devlet töreniyle Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatih Rüştü Zorlu'nun naaşları Yassıada'dan İstanbul'daki anıt mezara nakledildi. 5.525 sayılı kanunla Haziran 2006'da çıkarılan 28 Şubat mağduru öğretmenlere memuriyete dönüş hakkı verildi. 7.248 sayılı kanunla 2020 yılında çıkarılan 27 Mayıs darbesi mağdurlarının zararlarının tazmini için kurulan komisyon manevi tazminatlara hükmetmiş oldu. Yine 6.191 sayılı kanunla 10 Mart 1971'den 12 Mart 1971 ile 10 Mart 2011 tarihi arasında yüksek askeri sırayla İhraç edilen subay ve subaylara bazı hakları iade edildi. Tabii 12 Eylül darbesine kadar Yüksek Askeri Şura olmadığı için ondan sonra kurulduğu için fiil olarak 12 Eylül darbesiyle 10 Mart 2011 tarihleri arasındaki Yüksek Askeri Şura mağdurları haklarının bir kısmını almış oldular. Ama aynı süreçte aynı sebeplerle KHK ile TSK'dan ilişki kesilenlere, istifayı ve emekliliğe zorlananlara ve asker öğrencilere henüz hiçbir hakları verilmemiş oldu. 12 Mayıs 2017'de Merve Kavakçı'ya iade-i itibar yapıldı. Biliyorsunuz yine bu 1999 seçimlerinden sonra başörtüsü sebebiyle mecliste yemin etmesi engellenmiş ve milletvekilliği alınmış Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlığından da çıkarılmıştı. Daha sonra bir müracaat sonucunda 2017 yılında
Merve Kavakçı Hanımefendi'ye 99'da 2002 yıllar arasında erken seçim olmasa sebebiyle emeklilik maaşları, milletvekilliğiyle birlikte hak ettiği bütün haklar tekrar geri verilmiş oldu. Halen de bir büyük ölçü olarak görev yapıyor. Hakkaniyetli bir hak böyle verilir. Darısı diğer mağdurların başına. Mağduriyetlerin hakkaniyetle giderilmesi darbe karşıtlarının darbecilere karşı koymaya iradesini güçlendirir. Bu sebepten mağduriyetlerin hakkaniyetle giderilmesi moral motivasyon açısından oldukça önemli bir husus. Cumhurbaşkanına bağlı özel yetkili bir birim kurulması. Ben bunu darbeden sonra, bu 15 Temmuz darbe girişiminden sonra BİMER'e yazmıştım belli şeyleri. Bu daha sonra Genelkurmay İstihbarat Başkanı falan filan bir sürü şey var. Gönderilen yerler var. Emniyet Genel Müdürlüğü falan filan. Oralara da gönderilmiş. Orada yazmış olduğum önerilerden birisiydi. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Birliği kurulmalı. Personel özel seçilmiş, özel eğitilmiş, özel donanımlı ve özel yetkili olmalı. Gerektiğinde askeri şahıslar da dahil her mevki ve makamdaki kişileri gözaltına alma yetkisi olmalıdır. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin savunma sistemleri iyileştirilmelidir. Özel harekat polislerinin sayısı artırılmalı, eğitimleri geliştirilmeli, silah ve donanımlarla iyileştirilmeli. Bu birim ağır silahlara sahip olmalıdır. Özellikle zırhlı araçlara karşı etkili savunma silahları envantere alınmalıdır şeklinde bir önerimiz. Bunda çünkü düşünün şehre tankla girmiş, bu tanklara bilmem nelere artık bıçağı kemiğe dayanmış. Yani kendi tankın ama ülkenin varoluşuyla ilgili bir husus. Buna müdahale etmek için mutlaka elinizde etkili bir argümanın olması gerekiyor. Hüseyin Bey, affedersin. Süremizi çok fazla aştık. Diğer arkadaşlarımız da dinlemek durumunda. Bundan sonraki maddeleri başlıklar halinde verebilir miyiz? Zaten çok açtığımız için. Bitti yani. Tamam. Evet, peki şey toparlayalım inşallah. İnşallah. Tamam kardeşim. Milli Savunma tarafından yerleşim alanlarını kapsayacak tatbikatlar yıllık olarak Planlanma İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı bilgilendirilmeli. Bir ay önce de yine ilgili birimler bilgilendirilerek valiliklerin tedbir alması sağlanmalı. Şehir merkezlerinde makam araçları, askeri araçların trafiğe çıkışı yasaklanmalı. Kışlalardaki mesai dışı olağanüstü araç ve personel hareketleri günlük güncel teknik imkanlarla kontrol edilmeli. Emekli generallere sağlanan lojman vesaire ayrıcalıkları kısıtlanmalı, en azından birkaç noktada yoğunlaşması engellenmeli. Darbe girişimlerini önlemede pasif kalmış, aktivite göstermemiş generaller bir an önce emekli ederek darbeci damara karşı tedbirli davranılmalıdır. Ben bunu bu komisyonda da gördüm. Gitmiş İstanbul'da bir şeyin altında şey yapmış, darbenin sabaha kadar bitmesini beklemiş tüm general seviyesinde ama çok kahraman diye ifade edildiğini, şimdi de orgeneral olduğunu biliyorum bu kişine. 27 Mayıs darbesi sonrası 1961'de Osmanlı Devleti'nin subayların ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturduğu fondan devredilerek 50 bin altınla kurulan OYAK, askerin kontrolünden alınarak Cumhurbaşkanlığı bünyesinde yönetilmelidir diye yine şeyimiz var. Darbeler önlenebilir miydi arkadaşlar? 1958'de Kurmay Binbaşı Samet Kuşçu darbeci cuntacıların bir kısmını hükümete ihbar ediyor, fark ediyor. Daha sonra yargılanıyor. Bu 9 kişi ama beraat ediyorlar delil yetersizliğinden. İhbar eden kişi ceza alıyor. Daha sonra da bunun diğer bildirimleri ciddiye alınmıyor. 1960 darbesi ortaya konuyor. 9 Mart 1971 sol junta Mahir Kaynak tarafından zaten öğrendiği için engelleniyor. Ama 12 Mart hiyerarşik düzende olduğu için zaten engellenemiyor. Asker hakim her şeye. 12 Eylül 1980 hiyerarşik düzenine göre gerçekleştiğinden darbe sürecinde halk rızaya ve desteğe hazır hale getiriliyor, olgunlaştırılıyor. Dolayısıyla engellenmesi zaten mümkün değil. Açıkçası biz de o zaman iyi dedik, anarşi durdu diye askerin gelmesini sevinçle karşılamıştık. O zaman tıbbiyede birinci sınıfta öğrenciydik maalesef. 28 Şubat yani darbeye maalesef diyorum, tıbbiyede öğrenciliğime değil. 28 Şubat 97 cuntası gösteri gösteri zaten postmodern darbesi yaptı. Yani hükümetin elinde bir güç olmadığı için, bir argüman olmadığı için yargı bilmem ne hepsi işbirliği yapmış, engellemek mümkün değil. 15 Temmuz 2016 FETÖ darbesini Haziran 2016'da bir mensup ihbar ediyor ama ciddiye alınmıyor yine bu da. 15 Temmuz sabahı yine bir binbaşı MİT müsteşarına karşı bir teşebbüs olacağını yine Genelkurmay'a ihbar ediyor. Ondan sonra bazı tedbirler almaya çalışıyor. Gece de darbe oluyor zaten.
Darbeler ve öncesi benzerlikler var. Bunu isterseniz geçelim. Çünkü hakikaten ilginç benzerlikler var. Ama şu anda da mesela Abdülhamit'e kaçacak demişler. Şu anda Cumhurbaşkanımıza da kaçacak diyorlar. DP'lilere demişler ki 12 uçak dolusu altınla yakalandılar. Yurt dışına kaçıyorlardı. Şimdi yine Cumhurbaşkanımıza yurt dışına para kaçırıyor. Kaçacak yurt dışına diye söylüyorlar. Yine darbe öncesindeki ekonomik krizler, enflasyon ve benzeri şeyler aynen bugün de yaşatılmaya çalışıyor. Gıdadaki enflasyon, petroldeki ve genel hayattaki enflasyon maalesef benzerlikler gösteriyor arkadaşlar. 15 Temmuz hain FETÖ darbesinin ülkemize kazandırdıkları, yani böyle bir darbeden bir şey kazanılabilir mi? Bunu şu şekilde ifade etmek istiyorum. Tabii bu darbe teşebbüsünde şehit olan 251 şehidimize ve 2196 gazimize burada yaptıkları kahramanlıktan dolayı rahmet ve minnetle yad ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz. Yurt dışı destekli olduğu aşikar olan bu kalkışma bastırılamamış olsaydı ülkemizin şu an bölünmüş ve işgal altında olduğu hepimizce herhalde kabul edilir. Cumhurbaşkanımızın iradesi halkın sokağa çağırması ve halkıyla birlikte her türlü riske rağmen sokağa çıkması siyasi iradenin ve halkın gücünü anlamasını sağlamıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, siyasi partiler, medya kuruluşları ve emniyet güçlerinin darbeye karşı koyma tecrübesini kazanmalarını sağlamıştır. Emniyet güçlerinin silah ve teçhizat bakımından geliştirilmesinin önemini göstermiştir. Darbelerin önlenebileceği tecrübesi edindirilmiş ve bu kültürün oluşumu başlatılmış. Bence bu darbeyle önlenmesiyle başlamıştır diye düşünüyorum. Sonuç olarak son 60 yılda ülkemizde birçok darbe ve darbe girişimi olmuş ancak 28 Şubat Cuntası'nın çok az üyesi ve suçüstü yakalanan 15 Temmuz hain FETÖ mensupları hariç neredeyse somut olarak ceza alan hiç darbeci olmamıştır. Yani ortada birçok darbe var ancak neredeyse hiç darbeci yok. 1960 darbesi, 12 Eylül darbesi, 28 Şubat darbesi ve darbeciler zamanında yargılanıp hak ettikleri cezayı almış olsalardı 15 Temmuz hain FETÖ darbesi olmazdı diye düşünüyoruz. Artık bu kader değişecektir. Devlet ve milleti ihanet edenlere engel olmak, darbeci damarın yok olmasını sağlamak ve darbecilerin hak ettikleri cezayı almaları için var gücümüzle mücadele edeceğiz. Devletimizin ve milletimizin bekası için bilgimiz ve gücümüz ölçüsünde her türlü hukuksuzluk ve adaletsizliğe karşı hukuki zeminde mücadelemiz sürecektir. Ya devlet başa ya kuzgünleşe. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Tekrar şehit ve gazilerimizi bize bu vatanı emanet eden atalarımızı rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın Uludağ, biz size teşekkür ederiz. Gerçekten harika bir sunumdu. Süremizi çok açtık ama araya girmeye kıyamadım. Ağzınıza sağlık. Çok doyurucu bir sunum oldu. Teşekkür ederiz. Sayın Arif Çelenk, siz Aster Bursa Şube Başkanısınız. Emekli öğretmen subaysınız. Size göre darbeleri önlemek için neler yapmak gerekir? Hem tanıklığınızı almak istiyoruz. Bu konuda sizi dinlemek istiyoruz. Buyurun Arif Çelenk, söz sizde. Mikrofonunuz kapalı. Ben Kemal Mete'ye geçmek istiyorum. Sanırım bir şey var. Düştü herhalde Arif Bey hocam. Efendim? Arif Bey düştü yanılmıyorsam. Düştü, yayından düştü. O halde Kemal Mete'ye geçmek istiyorum. Sayın Kemal Mete, siz Aster Kayseri Şube Başkanı olarak uzun süre görev yaptınız. Siz de emekli bir subay olarak bu konuda neler söyleyeceksiniz? Sizin tanıklığınız ve sizin reçetenizi dinleyelim. Buyurun, söz sizde. Teşekkür ederim. Herkesi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. İyi akşamlar. Hüseyin Uludağ'ın güzel sunumundan sonra söyleyecek bize bir şey kalmadı aslında. Tarihin tarihinden başlayarak bugüne kadar böyle detaylarıyla çok güzel bir sunum hazırlamış. Kendisine de teşekkür ediyorum.
Çok güzel bir sunumdu. Bize çok söyleyecek bir şey kalmadı tabii ama yine de bir şeyler hazırlamıştık. Onlardan sunabildiğim kadar arz etmeye çalışacağım. Şimdi tabii 15 Temmuz'da gördük darbeler nasıl önlenebilir diye bir soru olunca darbeler eğer halk vermiş olduğu oya sahip çıktığı takdirde darbeler önlenebiliyormuş. Bunu gördük. Yani bunun için halkın iktidarla bir arada olması, birlik olması, birleşmiş olması, halkın iktidarın olması ve vatandaşın verdiği oya sahip çıkması birinci unsur olarak ben düşünüyorum. Şimdi tabii darbelerin çeşitli sebepleri var. Bunlar Hüseyin Bey söyledi tabii. Başta Cumhuriyetimizin kuruluşunda altı ok diye bildiğimiz şeylerin içerisinde, ilkelerin içerisinde, Cumhuriyet'in ilkeleri içerisinde inkılapçılık ilkesi olduğu sürece darbecilik her zaman teşvik edilmiş tarihimizde. Bunu gördük biz. İnkılapçılık demek yani kurulmuş olan düzeni yıkıp yerine yeni bir düzen getirmek, öyle değil mi? Darbe de aynı tanıma uyuyor. Bunu görüyoruz. Bu devamlı teşvik edilmiş bir durumda. Demokratik usullerle iktidar olamayacağını, seçilemeyeceğini bilen çevrelerce darbeler devamlı teşvik edilmiş. Yani %25'ten fazla, %15'ten fazla oy alamayacağını bilen bir kesim ne yapıyor? İktidara nasıl gelecek? Ya koalisyonlarla gelecek, siyasi istikrarsızlık sağlayarak, ya da darbeyle gelecek. O nedenle onların bir teşviki oluyor. Tabii bunu gördük. Sonra medyanın, iktidar karşıtı bir medyanın güçlenerek bu şeyi, iktidarı eleştirmesi, o da darbeye bir zemin hazırladı. Sonra bu şeylerin, ayrılışçıların zamanında, Osmanlı Devleti zamanında Ermeniler olsun, Rumlar olsun, onlar nasıl ayrılıkçılık yaptıysa, şimdi de kendini devlete bağlı görmeyen bazı çevrelerin, ayrılıkçıların darbeye zemin hazırladıklarını görüyoruz. Onu ben tespit ettim kendi adıma. Bir de kendisi şu önemli ki, kendi siyasi çıkarlarını düşmanların emelleriyle birleştirenler, hain satılmış politikacılar diyelim, aydınlar diyelim, böyle kendine menfaat sağlamaya çalışan yiğiciler diyelim, bunlar da iktidarla bağdaşamadıkları zaman, gemilerini yürütemedikleri zaman iktidarı bir şekilde devirmeye çalışıyorlar. Bu da darbeye zemin hazırlayan bir ortam diye gördüm ben. Bir de tek ideolojik dayatım. Mesela diyelim ki zamanında, Osmanlı zamanını düşünürsek, o zaman insanlar darbe yapanların, ihtilal yapanların nasıl ortaya çıkmışlar? İşte din elden gidiyor diye ortaya düşmüşler. Bugün de tek dayatılan ideoloji laiklik şeyi, laiklik elden gidiyor diye ortaya düşüyorlar. Halbuki demokratik ortamda böyle bir şey olmaması lazım. Vatandaş ne istiyorsa yani onu zoraki vatandaşı dayatamazsınız. Vatandaş onu istemiş, o ideoloji. Onu istemiş, diğer ideoloji. Olmasın derseniz o zaman darbe yapmanız gerekiyor. Bunu gördüm. Ondan sonra bir de askerin kendisini bu vatanın sahibi ve efendisi görmesi de darbeye zemin hazırlayan bir ortam olarak gördüm. Tabii bütün bunlar sebepler olunca bundan da önüne geçilmesi, darbeyin nasıl önleneceğini de cevabı olacak. Bir de darbeye yol açan uygun mevzuat vardı. Demin Hüseyin Bey gayet güzel açıkladı. Bunun önüne geçilmesi için bu arada askerimizin de çok büyük katkılarının olduğunun farkındayım. Bu konuda bayağı bir ilerleme sağlandı yani mevzuat konusunda. Bizim de sivil toplum kuruluşu olarak
devletimize böyle bir faydası oldu. Çok iyi yani bu konuda kendimizi tebrik ediyorum yani camiamızı. Bir de darbeye zemin hazırlayan en önemli kurallardan birisi de ekonomik ve siyasi istikrarsızlık. Bu da darbe için uygun bir ortam yaratıyor. Ve de nasıl önerilebilir konusuna gelince tabii ki bunlar bu söylediğim sebeplerin önüne geçilebildiği takdirde darbenin de olma şansı azalacaktır. Şimdi öncelikle benim devletimizde, ülkemizde gördüğüm şu var. Eğitim sisteminin ne yazık ki kendi ayağımıza, kendi düşmanımızı kendimiz yetiştiriyoruz. Eğitim bu şu eğitim sistemi olduğu sürece bu eğitim sistemi olduğu sürece darbecileri de kendimiz yetiştiriyoruz. Maneviyata bağlı, devletine bağlı insanlar yetiştirmemiz lazım. Ama ne yazık ki bugün gençlerimize bakıyoruz, her birinin gözü dışarıda. Yani fırsat bulsa hepsi Amerika'ya gidecek, Almanya'ya gidecek, İngiltere'ye yerleşecek, orada okuyacak, orada kalacak. Yani bunun şeyinde devlete bağlılık diye bir şey kalmamış. Niye? Çünkü böyle bir eğitim verilmemiş. Vatanını sevmesi, manevi değerlerden uzak bir eğitim sistemi var. Bunun verilmesi çok önemli bence. Seküler değerlerle yoğurduğumuz sürece çocuklarımızı bu ne yazık ki böyle olacak. Bu eğitim sisteminin değiştirilmesi gerekiyor. Yani müfredat sistemden ziyade müfredatın değiştirilmesi bence önemli. Sonra ekonomik ve siyasi iktidarın olması sayesinde de bir de insanların devlete bağlılığı artar. Bugün Amerika bir çeşit insandan oluşuyor. Ama orada niye darbe olmuyor? Çünkü ekonomik güç var, istikrar var. Böyle olunca da insanlar devletlerine kendilerini bağlı görüyorlar. Ve de darbenin hiç akıllarına bile geçmiyor yani. Böyle bir durum var. Tabii önemli olan halk dedik. Halkımızın kazanılması için de iktidarın adil olması, adalete önem vermesi çok önemli. Bu konuda fırsat eşitliğinin olması çok önemli. Böyle olduğu takdirde, adaletli bir yönetim olduğu takdirde, fırsat eşitliği olduğu takdirde vatandaş da devletine ve iktidara kendini bağlı hissedecek. Bu iktidarı yıkmak isteyenlerin karşısında duracaktır mutlaka. Kendi canını da ortaya atacaktır diye düşünüyorum. Şimdi bir de biraz daha vaktim var. Şimdi asker deyince, tabii darbeyi genellikle askerler yaptı. Biz olayın için yani 1959'da 3 Hüseyin Uludağ gibi kardeşimiz gibi iki darbe, bir de darbe girişimi yaşamış insan olarak ikisinde silahlı kuvvetlerin içerisindeydik. 12 Eylül'de olsun, bir de 28 Şubat döneminde silahlı kuvvetlerin içerisindeydik. Nasıl bir ortam vardı bizim için? 12 Eylül'de öğrenciydim ben o zaman. Tabii ortalık karışık, anarşist dönemi vardı. O yüzden gittik asker oldum ki şey olmayın, karışmayalım şeylere diye, olaylara bir zarar görmeyelim diye asker olduk. Birçoğumuz da öyledir herhalde. İşte annemiz babamız ama şimdi üniversiteye giderse bu çocuk komünist olur, yok bilmem bir şey olur falan. İşte bunu öldürürler ederler diye bizi askeriye yönlendirdiler çoğumuzu. Hepimiz böyle, yani birçoğumuz böyledir. O dönemde şimdi İhtilal olacak ama bizim haberimiz oldu mu? Yok. Olmadı. Demek ki ihtilali yapan belli bir zümre var. Küçük bir zümre var. Onlar hazırlıyorlar bu şeyi. Yani şimdi deniyor ki askeri silahlı kuvvetler 12 Eylül'ü hazırladı. Bence öyle değil. Çünkü öyle bir şey olsaydı öncelikle bizi kullanırlardı askeri öğrenciler olarak. Biz çünkü sivil ortamda okuyorduk. Ben diş hekimi olduğum için sivil ortamda okuyorduk. Bize sadece karışmamamız, olaylara uzak durmamız telkin ediliyordu. Yani eğer silahlı kuvvetler biz darbe peşinde olsaydı o zaman mutlaka biz de kullanırdı. Ama silahlı kuvvetlerimizin üst kademesini kullanan bir zümre bu darbeyi
ortamı olgunlaştırdı ve halkımızı da sıcak bakmasına sebep oldu. Onun dışında 28 Şubat'ı hepimiz yaşadık. 28 Şubat döneminde de darbe kokusu şöyle geliyordu. İktidara cephe alınması. İktidara lehinde değil aleyhinde konuşulması telkin ediliyordu. Ve de darbeye karşı olması düşünülen iktidara yakın olanlar insan arkadaşlarımız insanlar tasfiye ediliyordu. Buradan da bir darbe kokusu geliyordu. Yani silahlı kuvvetlerin içerisinde de böyle bir hava vardı. Ve burada da yine 28 Şubat darbesini de yine halk önledi. Nasıl önledi? Seçimle. Seçim oldu ve sandıkta durumdan vazife çıkaran halkımız darbecileri devirdi ve kendi iktidarını getirdi. Çok şükür bugüne kadar da geldik. Benim arz edeceklerim bu kadar. Herkesi saygıyla selamlıyorum. Hayırlı geceler diliyorum. Allah bir daha darbeler göstermesin. Evet. Çok teşekkür ederiz Kemal Mete. Biz şimdi Kayseri'den Bursa'ya geçmek istiyoruz. Bursa'da Arif Çelenk tekrar bağlandı. Şu anda görüyorum ben. Sayın Arif Çelenk, siz ASTER Bursa Şube Başkanısınız. Emekli öğretmen subaysınız. Size göre darbeleri önlemek için neler yapmak gerekiyor? 10 dakika süreniz var. Söz sizde. Buyurun. Efendim, öncelikle teşekkür ediyorum. Umarız bağlantımız kesilmez. Ara sıra bağlantı kesiliyor. Yetki bizden çıkıyor diye düşünüyorum. Evet, ben ilahiyatçı bir subayım. Din İşleri subayı olarak göreve orduya alındım. Askeri okullarda öğretmenlik yaptım. Ama 28 Şubat sürecinde okullardaki konumumuzdan dolayı kıtalara da sürüldük. İyi ki sürüldük. Bir muharip tugayda personel şube müdürü olarak görev yaptım. Yani kıta görevini de üstlendik. Hatta tugayla birlikte OHAL bölgesinde görev alarak OHAL bölgesindeki olayları bir ilahiyatçı gözüyle inceleyip dini değerlerine bağlı subay ve assubayın vatan müdafasında ne kadar önemli bir rol üstleneceğini ve can pervanane nasıl çalıştığına bizzat şahit oldum. 15 Temmuz akşamı İstanbul'daydım. O gün ASTER Genel Merkez'de genel toplantı vardı. Toplantıyı müteakip Fatih'te kız kardeşimin evine gittim. Boğaz içinden geçerken belki dikkatimizi çekmedi. Bir dikkatimizi araba içerisinde arkadaşlarla sohbet etmemiş olsaydık yol boyunca oradaki hazırlığı görme imkanımız olacaktı. Olmadı. Ne zaman oldu? Daha sonra eve gelip de televizyonları açtığımızda bütün kanallarda Ankara'da bir hareketliliğin olduğunu, Genelkurmay çevresinde bir takım siren seslerinin olduğunu ve mütakiben de bizim ASTER WhatsApp grubundan bazı arkadaşların ön bilgilerini paylaşmasıyla bir kalkışma harekatının devreye girdiği konusunda bilgimiz oldu. Tabii bu genelde insanların Cumhurbaşkanı'nın televizyon ekranına çıkmasına kadar bir tereddüt durum vardı ama biz o gece Cumhurbaşkanı'nın çıkışından önce oğlum da yanımdaydı. Kız kardeşimin beyi eniştemiz de abdestimizi aldık, kimliklerimizi aldık ve Fevzi Paşa Caddesi'ne doğru hareket halinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önüne doğru hareketlendik. Saat 00:13'ü gösterdiğinde çok farklı bir, yani o aradaki olayları anlatmıyorum. Bütün camilerden ezan mesela seslerinin yükselişiyle birlikte insanlarda
öyle bir manevi atmosfer gördünüz ki o sanki bütün evlerindeki insanların elinde imkanın varsa bayrağını al ve caddelere, sokaklara çık şeklinde bir ikaz olacak ki Fevzi Paşa Caddesi'nden Büyükşehir Belediyesi'ne, Saraçhane'ye doğru insanların fevç fevç aktığını gördük. O zaman ben orada hemen şunu gördüm. Ta peygamberimizden bu yana ezan bir tebliğdir. Ezan bir davettir. Ama daha ötesi ezan bağımsızlığımızın sembolü olarak fethedilen bölgelerde ilk defa okunması gereken bir şiar olarak gelenek oluşmuş ve bu gelenek Osmanlı'ya da tevarüs etmişti. Biraz önce Hüseyin kardeşimiz de bahsetti. 30 Ocak 1932'de ezanın yasaklanması. Demek ki ezanı yasaklatan bir zihniyet bu şiarımızı, bağımsızlığımızın sembolünün ne olduğunun bu ülke içerisinde bilinmiş olmalı ki yasaklandı. 1920'de dualarla meclisi açacaksınız ve 32'de ezanı yasaklayacaksınız. Hemen oradan 1960 darbesine gidiyorum. Darbeyi yapanların ve bütün darbelerde biraz önce Hüseyin hocamın da bahsettiği gibi mutlaka dış güçlerin etkisi olduğunu ve bu dış güçlerin etkisiyle de öncelikle İslam'ın şiarına etki edecek özelliklerin ortadan kaldırıldığını görüyoruz. Mesela 60 darbe sebeplerinden birisi rahmetlik Menderes'in ezanı asli unsuruna göre okutmasıdır. Asli unsuruna göre okutmalı ki okutmasından dolayıdır ki kendisine çok eza cefa yapılmış. Eza cefa yapanlardan birisi de o gün üsteğmen ve yüzbaşı rütbesinde olan Teoman Koman'dır. Niye Teoman Koman'ı önceliyorum? Daha sonra 28 Şubat'ta ezanların susturulmasıyla ilgili, camilerin kapatılmasıyla ilgili emirle onu yayınladığımız için Menderes'in üstünde sigaralar söndürülerek Koman ve arkadaşları ona çok zulmetmişlerdir ve zulmetmelerinin başında da bu milleti milli değerlerine, ezana bağlılığını ve ezanın asli hüviyetine döndürülmesi birinci sebep olarak dikkatimizi çekiyor. Ve mütakiben 97 Teoman Koman orgeneral olmuştur. Orgeneral Teoman Koman MİT müsteşarlığından jandarma genel komutanlığına atanmıştır. Jandarma genel komutanı olarak ilk Trakya'daki bir birliği teftiş veya incelem amaçlı giderken orada görevli bir arkadaşın aynen aktardıkları. Mutfağı denetliyorduk diyor. Bir anda öğle ezanının sesi duyuldu. Teoman Koman sanki hiç ezan duymamış bir hışımla nedir bu diye baktı. Bütün denetlemeleri bıraktı ve ezanın geldiği tarafa tabi heyet olan bizler de Teoman Koman'ın arkası sıra ezan okunan kışla içerisindeki olacak ve okunmayacak bu ezan deyip onunla ilgili konuşması bizi çok şaşırtmıştı diyor. Ve o günden sonra Teoman Koman'ın bir emir yayınlanması ve bu emrin prensip emri olarak bütün Genelkurmay bazlı diğer birliklere de yayınlanması yavaş yavaş müstevlilerin ve dış kaynaklı kişilerin ta Resulullah'tan bu yana, Osmanlı döneminden bu yana bağımsızlığımızın sembolü olarak ezanın susturulmasını esas alma özelliği dikkati çekiyor. Çünkü fethedilen bir yerde ezanın okunması demek artık burada hürriyet var, İslam var, bu bizim irademizdeki bir ülke demektir. Orada ezanın susturulması anlamda. 15 Temmuz'da biz onu gördük ki, işte 60'ta gerekçe olarak
ezan bahanesiyle asılan bir Menderes, 67'de ezanların susturulması ve mescitlerin kapatılması inançlı kişilerin ordudan tasfiyesi ama 15 Temmuz'da bunu bilen millet iradesi saatlerin 00:13'ü gösterdiğinde selalarla birlikte ezanların yükselişiyle birlikte bütün milletin akın akın caddelere çıkışı ve evrensel olan ezanın görsellerinin sadece 780 bin metrekare ülkemizde değil diğer İslam alemi ve gönül coğrafyamızda da dalga dalga yayılıp oralardan da insanın müdahil olması darbecilikteki en büyük engel olmuştur. Diyeceğim odur ki mutlaka darbeleri durdurmanın birinci yolu bir milleti millet yapan milli değerleri, manevi değerleri o milletin gönlüne nakşetmektir. Dış mihraklardan etkilenen ve iç dünyasında bu tip hassasiyeti olmayan kişilerin özellikle askeriye başta olmak üzere önemli yerlerde görev verilmemesi hususunda mutlaka yetkililerin gerekli önlemi alması da diğer hassasiyetlerden biri olmalıdır. Biz 15 Temmuz'da milletin değerlerine karşı olanların, milletin değerlerine karşı hareket edenlerin kaybettiğini, ezanlarla birlikte bütün tankların, topların ve teknolojinin sustuğunu gördük. Ve ben diyorum ki ezan diriliştir. Ezan İslam'dır. Ezan tebliğdir. Ezan dirilişiyle birlikte, ezan tebliğiyle birlikte bütün milletin dirilişine vesile olduğu için, milleti diri tutmak için milli ve manevi değerlere ağırlık verirsek darbeler önlenmiş olur. Bir, sadece darbeleri önleme görevini ordu değil, milli hassasiyetle yüklenmiş milletimize de sahiplendirirsek 15 Temmuz'da olduğu gibi fevş sokakları kapatıp emniyet teşkilatı ile birlikte nasıl önlediğini de şahit olduk. Onları da geri bırakmamak gerekir diye düşünüyor. Bir ilahiyetçi olarak ancak bunların ön planda tutulmasının faydalı olacağını düşünüyorum ve teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık Bursa. Ben şimdi Konya'ya uzanmak istiyorum. Konya'da Konya Aster Şube Başkanımız Sayın Mehmet Kanmaz şu anda söz almak için bekliyor. Sayın Kanmaz, siz de emekli askersiniz, emekli astsubaysınız ve yıllardır da sivil toplum kuruluşlarında faaliyet gösteriyorsunuz. Uzun zamandır da Konya Aster Şube Başkanlığı yürütüyorsunuz. Sizin katkınızı almak istiyoruz. Lütfen bu konuda, darbeler konusunda ve reçeteniz konusunda sizi dinleyebilir miyiz? Buyurun Sayın Kanmaz. Arkadaşlar, ben biraz evvel bir mesaj paylaştım. Saat şu anda 23.06. Bir moderatör olarak zamana uyulmadı. Yani gerekli müdahaleyi yapmadınız belki nezaketinizden dolayı. Arkadaşların bazıları da bu zamana çok riayet etmediler ve edemediler. Ben hakkımı feragat ediyorum. Teşekkür ediyorum. Peki, biz teşekkür ederiz Sayın Kanmaz. Sayın Necmettin Keleş, siz Aster Genel Başkan Yardımcısı olarak dernek faaliyetleri içerisinde bulunuyorsunuz. Aynı zamanda emekli bir tank astsubayısınız. Asker ve teknik adam gözüyle sizce darbeler nasıl önlenir? Siz de yıllardır sivil toplum faaliyeti yürütüyorsunuz. Buyurun Sayın Keleş. Önce Haziran'ı saygıyla selamlıyorum. Sayın Başkanım, değerli katılımcılar, panelistler, dinleyiciler. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Tabii darbeler konusu ve darbeler nasıl önlenir konusu çok geniş bir konu. Yani çok geniş detayları olan, çok faktörleri olan bir konudur. Yani darbe sadece asker, darbe dediğiniz zaman akla asker geliyor. Ama aslında asker darbe mevhumunun tetikçisidir. Darbe olayının tetikçisi olarak asker kullanılır. Darbeyi yapan asker değildir.
darbe, askere darbe yaptırılır. Ve hiçbir darbe askerlerin kendi iradeleriyle olmamıştır. Askerler darbe yapılmasını isteyen güçlerin bir turu atı olarak kullanılmıştır. Bir bu ciheti var bu işin. Dolayısıyla bu konuda darbenin önlenmesi noktasında askerlerin turu atı olmasını engelleyecek tedbirler alınması lazım. Bu nasıl olur? Bu işte bu Hüseyin abinin çok güzel özetlediği, çok güzel anlattığı, hükümetin 15 Temmuz'dan sonra yaptığı icraatler askerin istenilse de tetikçi olarak kullanılma vasfının eline alınmasına geldi. Çünkü neden? İşte askeri okulların kapanması, hastanelerin kapanması, Sağlık Bakanlığı'na bağlanması, Genelkurmay'ın Sivil İrade'ye, Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanması, Jandarmanın İçişleri Bakanlığı'na bağlanması ve vesaire vesaire tankların, zırhlı birliklerin şehir merkezinden uzaklaştırılması çok ciddi önlemler alındı bu konuda. Ama esas önemli olan hususlardan birisi bugüne kadar baktığımız zaman darbe yapılmasının olduğu süreçte güvenirlik öne çıkmış. Yani hep en güvenilir kurum asker olarak bildirilmiş. Yani meclis yıpratılmış, milletvekilleri yıpratılmış, milletvekillerinin artık insanların nezdinde bir kıymeti kalmamış, ümitleri kalmamış, meclise artık itimatları, güvenleri kalmamış. Ülkedeki her bir kaosta, her bir olayda kurtarıcı ararken akla ilk gelen şey asker oluşmuş. Dolayısıyla bu konuda önemli olan bir şey meclisin güvenilirliğini, itibarlılığını ortaya koyması, her türlü problemin altından, sıkıntının altından yine meclisin kalkabileceği psikolojisinin halka bildirilmesi lazım. Çünkü artık insanlar meclisten ümitlerini kesmişler, milletvekili ümitlerini kesmişler, ortalıkta kan gölü, çatışmalar var, sağ sol kavgası var, ekonomik kriz var ve meclisten bir ümit yok, bir beklenti yok. Çare neresi? Denize düşen yılana sarılır gibi askere sarılıyor. Dolayısıyla meclis kesinlikle itibarını, milletvekili, özellikle hükümet, halkın nezdinde iktidar itibarını koruması lazım, güvenini artırması lazım. Halk en kötü durumda yine kurtuluşun sivil iradede olduğunu kabullenmesi lazım diye düşünüyorum ben. İkinci tabii darbe sadece askerlerden gelmez. Yargıçların darbesi daha tehlikelidir. Hukuk darbesi vardır. Yani bugün belki askeri darbe noktasında tedbir alındı ama çok tehlikeli bir noktaya doğru giden yargıç darbesi ihtimali var. Yani yarın bir hukuki süreç başlatılıp ciddi davalar açılarak bir darbe yapma ihtimali çoktur. Yani bu konuda ciddi çalışmalar var. Buna dikkat etmek lazım. Bu da önemli bir unsurdur. Çünkü Pakistan'da biz bunu gördük. Yargıç darbesi de iktidar değiştirdiler. Türkiye'de bir böyle bir ihtimal de var. Buna dikkat etmeli. Bunun önlemleri alınması lazım. İkincisi darbe noktasında en önemli unsurlardan birisi yine panelistler ve Hüseyin abi katıldığı nokta halkın bilinçlendirilmesi, okullardan başlayarak darbenin ne kadar kötü bir şey olduğunu, darbenin yanlışlığını, darbenin zararlarını, bu ülkeye yaptığı zararların anlatılması gerektiği kanaatindeyim. Ama en önemli unsurlardan birisi güvenilir kurumlar içerisinde eğer ordu meclis birinci sırayı almazsa, hükümet birinci sırayı almazsa kıymet ve değer verilen, saygı duyulan insanlar içerisine öğretmenler ve imamlar girmezse, yani bir albay, bir paşa, bir öğretmenden, bir profesörden, bir imamdan daha toplumda itibar görüyorsa, kıymet görüyorsa, daha değerli görülüyorsa yine darbelerin önüne alınmaz. Çünkü bu konuda da öğretmenlerin, özellikle imamların, kanaat önderlerinin halkın nezdinde o itibarlarının yükselmesi lazım. Biz mesela çocukken sokakta giderken askere selam verirdik, okulda öğretmeni döverdik. Yani böyle bir toplum yetiştiriyorlar. Öğretmenler insanlar nezdinde çok böyle değersiz, kıymetsiz yapılıyor ama asker çok kutsallaştırılıyor. Yani askerin kutsallığından daha önce bugün Allah Resulü, bugün mesela tabii belki biraz çok şey gelecek, sivri gelecek bir söz ama
Bana göre peygamber ocağı askere değildir. Peygamber ocağı eğitimdir, okuldur, medresedir, ehli sufadır. Allah Resulü ilimle ortaya çıkmıştır. Savaş peygamberi değildir. Ama ne yapılmış? Bugün topluma asker peygamber ocağı denilmiş, asker kutsallaştırılmış, asker hakkında eleştiri kapıları kapanmış, denetim kapanmış ve asker milletin başına balyoz olarak getirilmiş. Halbuki bugün diyanet, imamlık daha kutsal bir mekandır. Bugün eğitim daha kutsal bir durumdur. Dolayısıyla bu konularda halkın bilinçlendirilmesi lazım. Tabii çok detaylı bir konu bu. Yani darbeler ölmesinde. Bir de darbelerde çok önemli bir olay var. Şimdi üç unsur var. Bunlardan birisi darbecilerin çok yüksek cezalarla, yani böyle basit de değil, çok yüksek cezalarla hızlı bir şekilde cezalandırılması lazım. İkincisi, darbe mağdurlarının, mağduriyetinin en kısa zamanda giderilmesi lazım. Fakat Türkiye'de maalesef bu iki hususta gerekli atılım yapılmamış, darbeciler gerekli cezayı, yani yüksek cezayı almamış ve darbeciler arasında ayrım yapılmış, yani askere ceza verilmiş, sivil ayak, siyasi ayak, sermaye ayağı, medya ayağı, bunlar göz ardı edilmiş, yerlere cesaretlendirilmiş. Dolayısıyla darbede önce darbecilerin ciddi bir ceza alması lazım. Artı darbe mağdurları, mağduriyetlerin giderilmesi lazım. Bugün halen daha 28 Şubat postal talimatı alan yargıçların verdiği haksız yargılarla zindanlarda çürümeye mahkum edilen masum insanlar var. 28 Şubat mağdurları. Silahlı kuvvetlerine atıldığı halde hakları alamayan insanlar var. Diğer hemşiredir, öğrencidir. Yani ne yapıyorsun? Darbeyle mücadele ederken siz darbecileri cezalandırmazsanız, mağdurların mağduriyetini gideremezseniz, bu sefer ne olur? Darbeyle olan mücadelede gerekli şeyi göstermediğinizden darbeci zihniyetteki insanları cesaretlendirmiş olursunuz. Tabii daha çok şeyler anlatılacak, çok geniş mevzular var. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Arkadaşları, sabırla bekleyenleri, dinleyenlere çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sayın Necmettin Keleş'e çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel pencereler açtınız. Gerçekten ağzınıza sağlık. Çok hoş şeyler söylediniz. Aynı şekilde yine Sayın Faruk Altunbay, sizin de farklı pencerelerden bakacağınıza inanıyorum. Faruk Altunbay, siz de Asker Genel Başkan Yardımcısı ve emekli bir tank astsubayı olarak darbelerin bir daha olmaması için neler yapmak gerektiği konusunda sizin düşüncelerinizi merak ediyoruz. Buyurun, söz sizde. Faruk Altunbay, mikrofon kapalı. Ben duymuyorum sizi. Mikrofonunuz kapalı Faruk Altunbay. Yine iletişim hatası sanırım var. Tamam. Sizi dinliyoruz şu anda. Faruk Altunbay, evet. Darbelerin olmaması için öncelikle komutanın haddini bilmesi lazım. Komutanın ve komuta kademesinin. Çünkü komutan ve komuta kademesi aslarını kişiliksizleştiriyorlar. Kişiliksiz bir subay da gelen her emre itaat ediyor. Gelen her emir incelendiğine bakıyorsunuz ki komuta kademesi sizin eşinizin bile özel hayatına karışabiliyor. Ben duymuyorum. Alo. Devam edin, sizi dinliyoruz. Evet, evet. Devam edin. Şimdi komuta kademesi haddini bilmeli ki asla verilen emrin yasaya uygun olup olmadığını bilmeli. Mesela komuta kademesine bakıyoruz. Bir bölük komutanı ikinci bir emre kadar içeridesin diyor. Şimdi bu asp üzerinde öyle bir organizasyon yapıyor ki bütün kişilik haklarını kaybettiriyor kendine. Direnç kırılıyor. Ben ikinci emre kadar içerideysem ailem ne olacak? Sicilim nasıl bozulacak? Benim geleceğim ne olacak? Şimdi cezayı bölük komutanı verdiği zaman bir üst kademeye geçin, hatırlarsınız. Hava
Kuvvetleri'nde Tugay Komutanı emriyle 21 gün ceza veriliyor idi. İrtişai faaliyet suçlamasıyla. Şimdi 21 gün ceza verilen bir yerde komutanı sorgulayamıyorsunuz. 21 gün ceza alan arkadaşlarımızın bazılarının işkence yapıldığına dair biz biliyoruz. Şimdi dolayısıyla komutan sorgulanamadığı zaman sorgulamayan asker her emre itaat edecektir. Emre itaat ettiğinde de tek yetkili amirini gördüğü için hesap sorulamayan bir amirin aslanı yaptıramayacağı hiçbir şey yoktur. Dolayısıyla darbelerin önlenmesi için aslın hukukunun güçlendirilmesi lazım. Ki gelen emri sorgulasın, yasaya uygun mu değil mi karar verebilsin. Mevcut durumda böyle bir şey olmadığından dolayı komutan ne derse askerin kanunu kitabı da budur. Bir başka şey, sicil verildiğinde sicili bozuk veren komutan sorgulanmıyor. Dolayısıyla adam sicil alabilmek için her türlü rezilliği yapabiliyor. Mesela emekli orgeneral Muhittin Fisnoğlu şöyle bir sözü vardı. Ben bu rütbelere gelene kadar karımı hoplata zıplata ben bu rütbelere geldim diye bir sözü vardı Muhittin Fisnoğlu'nun. Şimdi askeriyle değil de karısının, eşinin hoplayıp zıplayarak sicili düzeltilen bir orduda her türlü darbeye teşebbüs edilecektir. Bir başka şey, barış zamanlarında verilen komutan emirleri sorgulanabilmelidir. Askeri şartlarda, savaş şartlarında ayrı ona bir şey diyemiyorum. Çünkü barış şartlarında verilen emrin sorgulanması lazım ki bu emir meşru mu, gayri meşru mu ona göre itaat edilsin. Bir başka şey, komutan kanaatı diye bir mahkemeye gittiğimizde belge vardı. Siz istediğiniz kadar haklı olun. Komutan kanaatı sizin hakkınızda olumsuz düşünüyorsa mahkemede otomatikman %50 suçlu oluyorsunuz zaten. Şöyle bir toplarsam vakitte geç oldu ama önce komutan ve komutanına haddini bildirecek düzenlemeler yapılırsa darbenin önleneceğine inanıyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, biz teşekkür ederiz. Gerçekten Sayın Keleş ve Altınbay farklı bakış açılarıyla değişik bir hava getirdiler. Ağzınıza sağlık, çok teşekkür ederiz. Son olarak da Sayın Namık Kemal Urhan, siz de ASTER Genel Başkan Yardımcısı ve emekli subaysınız. Aynı zamanda avukatsınız. Hem hukuk, hem STK, hem asker kimliğinizle tüm konuşulanları da harmanlayıp son olarak bu konuda bizlere neler aktarırsınız? Buyurun, söz sizde. Teşekkür ederim. Gecenin bu saatinde bizi dinlemeye devam eden bütün katılımcılara da hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyorum. Şu ana kadar anlatılan konuşmalardan çıkardığımız ve yaşadıklarımızdan çıkardığımız bir tecrübeye göre darbelerin olmaması için herkesin haklarını ve görevlerini tam olarak yerine getirmesi lazım. Şimdi biz bazen haklarımızı savunuyoruz, anlatıyoruz, konuşuyoruz. Haklarımız ihlal edildiği zaman da şikayet ediyoruz. Fakat maalesef görevlerimizi yapmıyoruz. Bir arkadaşımın anlattığı bir hatırayı nakletmek istiyorum. Yani ben Avrupa görmedim ama birçok arkadaşımız görmüştür, biliyorlar. Hep övünürüz. Avrupa'da şöyle güzel, böyle güzel, şöyle iyi işler yapılıyor. Şöyle düzenli, böyle düzenli. Bir arkadaşımız New York'taki bir yeğeninin yanına gitmiş. Gece diyor saat 12. Bomboş bir caddede aracımla gidiyorum. Yeğenim birden dedi ki dayı dur dedi diyor. Evladım niye durayım dedim diyor. Işık yok, kimse yok. Yol boş. Görmüyor musun dayı dedi diyor. Yaya kaldırımı var, yaya geçidi var burada diyor. Durman lazım diyor. Baktım diyor hakikaten yaya geçidi var. İyi de evlat dedim diyor. Kimse yok diyor, ne olacak? Dedi ki diyor dayı şurada uyumayan birisi vardır. Telefon açar der ki diyor şu plakalı araç yaya geçidinden geçti ve bize ceza veriyor. Şimdi Avrupa'da sistem bu. Bu nedir bunun özü? Bizde olsa bir ispiyoncu deriz. Bilmem ne deriz. Şu deriz bu deriz. İnsanı kötü adam. Ama haklarını kullanıyorlar aynı zamanda insanlar. Ve bunun sonucunda da belki de kafalarına vurula vurula bir düzen gelmiş. Şimdi biz de
Komuta kademesi eline yetki geçiriyor. Silahı var, gücü var. Ben her şeyi yaparım. Ben nasıl istersem öyle olur. Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu 35. maddesinde de zaten askerin görevini tanımlarken işte vatanı korumak, milleti korumak, devleti korumak ve özünde de ben gerçi askeri liselerden yetişmedim ama birçok arkadaşımız askeri liselerden yetişti. Ta askeri lisedeki o çocuk beyinlerinden itibaren vatanı savunan sizsiniz, koruyan sizsiniz, en çok seven sizsiniz. Bu işi yaparsanız siz yaparsınız diye yetiştiriliyor bu insanlar. Ve geldikleri zaman zaten ana hedeflerden birisi de şu veya bu şekilde işte biraz önce Faruk Bey'in söylediği gibi hoplata hanımını hoplata zıplata belki veya başka şekilde general olabilmek ve daha da yükselebilmek hedef. Bu kafada yetişen insanlar da artık yani darbe mi yapılıyormuş, darbe yapılırsa ne olur vatana millete diye düşünmeden yükselebilme uğruna kendisi gibi düşünen veyahut da yükselmesine zemin hazırlayacak her türlü ortamda birlikte hareket ederek işte geliyorlar bu ortama. Şimdi ben gerek 28 Şubat davalarına girdim, gerek 15 Temmuz davalarına girdim Milli Savunma Bakanlığı vekili olarak. Daha önceki işte 60 darbesini çocuktuk gerçi ama şöyle veya böyle hatırlıyoruz. İşte 12 Mart, 12 Eylül muhtıralarını da şöyle veya böyle hatırlıyoruz. Şunu gördüm ben. Hiçbir darbe gerçekten emir komuta zinciri altında yukarıdan aşağıya doğru yapılmıyor. Mesela 80 darbesi dahi normalde sanki Genelkurmay Başkanlığı'nın başkanlığında bir darbe gibi öyle anlaşıldı, öyle görüldü ama alttan bir küçücük belki hangi rütbede oldukları da belli olmayan alt rütbelerde birileri örgütleniyorlar. Önce o darbenin altyapısını şu veya bu şekilde hazırlıyorlar. Geliyor, ortam öyle bir noktaya geliyor ki o yukarıdaki üst rütbeli komutanlar, generaller, şunlar bunlar, bir kısmı makam mevki hevesiyle, yani ben bu darbeye ben de katılırsam, işte şu olacağım, bu olacağım. Mesela Genelkurmay Başkanı açısından düşünürseniz, Cumhurbaşkanı olacağım diye katılıyorlar ve emir komuta zinciri altında darbe yapılıyor. Düşünelim ki 15 Temmuz darbesinde Genelkurmay Başkanı katılmış olsaydı, gerçi halkın karşı koymasıyla kan döneye götürür belki, daha çok bir kan dökülürdü ama daha zor bir şekilde belki o darbe önlenirdi. Ama bir Genelkurmay Başkanı'nın orada karşı çıkması darbecileri bir anda bocalattı ve başarılı olamamalarının sebeplerinden birisi. Hepsi değil tabii, halk karşı çıktığı içindir özü olarak. Yani burada şunu söylemek istiyorum. Biz gerek insan olarak, asker olarak, herhangi mesleklerde olarak haklarımızı ve görevlerimizi en iyi şekilde bulup savunmamız lazım. Adalete inanmamız lazım. Kanunlara inanmamız lazım ve bunları her türlü, her ortamda savunmamız ve anlatmamız lazım. Bunları eğer savunursak, anlatırsak, yoksa işte birisi gelir asker olur, güçlüdür, iktidara gelir, o darbe yapmış olur. Veya İnönü dönemindeki gibi sivildir ama askerle omuz omuza vererek gelir, onun da yaptığı darbeydi. İşte ezanı yasaklattı, şunu kaldırdı, bunu kaldırdı, bir sürü eziyet etti insanlara. Bu sebeple öncelikle insanların haklarını, hukuklarını en iyi bir şekilde savunarak bunları korumak uğruna bir de meslek taassubu var maalesef bizde. İşte asker mi? Orada kendini meslek taassubu olarak işte biz askeriz, biz asker şöyleyiz, böyleyiz. Ben şunu gördüm. 15 Temmuz'dan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sayısal anlamda yarısı ama nitelik anlamda büyük oranda generaller gitmiş olması sebebiyle 2/3 yok olmasına rağmen bugün elimizdeki ordumuz dünyanın her köşesinde, yani 15 Temmuz 28 Şubat öncesinde, hatta belki 15 Temmuz öncesinde ne Akdeniz'de ne Karadeniz'de, şuralarda buralarda bizim ordumuz gemilerimizle bir tarafa çıkmıyor, gezmiyor. Orada hiçbir faaliyetimiz yoktu bizim. Ama şu anda dünyanın her tarafında faaliyetlerimiz var. Yabancı ülkelere asker gönderiyoruz. Ama Allah'a çok şükürler olsun, başarılı oluyordunuz. Demek ki insanlar görevini bir hakkı yaparlarsa ve yaparken de biz bir iradeye bağlıyız. Nereye bağlıyız? Millete bağlıyız. Milletin başında kim varsa, her kim olursa olsun, bugün ne nasıl geliniyor bu ülkede? Seçimlerle, demokratik seçimlerle geliniyor.
Kim gelirse gelsin, nasıl gelirse gelsin, demokratik seçimde iş başına gelmişse ona bağlı olmamız lazım. Asker sekti, sivil sekti vesaire. Ve arkasından da her halükarda bu darbecilerin en ağır şekilde cezalandırılması lazım. Çok şükür 28 Şubat davasında bu kısmen de olsa başarılı oldu. 15 Temmuz'da işte başarılı oldu. Hazır olduğu için veyahut da silahlı bir darbe olduğu için, ani bir darbe olduğu için başarılı oldu. Ama geçmişte maalesef başarılı olamadı. O şekilde bu sebeple dediğim gibi darbecilerin mutlaka yargılanması, cezalandırılması lazım. Darbe mağdurlarının da arkadaşlarımın söylediği gibi haklarının en gecikmeden verilmesi lazım. Şimdi biz bu kanun tasarlarımız var. Bunları anlatırken gittiğimiz herkese şunu söyledik. Dedik ki devlet bu kadar aciz değil. Bir komisyon kurulsun. Bütün mağdurlar için, sadece asker mağdurlar için değil. Bütün mağdurlar için araştırılsın, incelensin, devlet bulsun. Eğer gerçekten mağdursa da haklarını versin. Tamamını veremiyorsa da bir kısmını versin. Ama önemli olan önce hakkı tespit etsin. Daha sonra da rakamsal anlamda tam olmasa bile, daha da az olsa bile hakkı teslim etsin. Ve bu insanların mağduriyeti giderilsin. Desin ki ya bana benim hakkım 100 liraydı ama 1 lira verdiler. Ne olsun, devletimin gücü bu kadar diye. Bunların yapılması lazım. Bunlar yapılırsa inşallah bu memlekette bir daha darbeleri görmeyiz. Bütün katılımcılara ve dinleyicilere teşekkür ederim. Panelimizin vatanımıza, milletimize, devletimize hayırlı olmasını dilerim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. ASDER Genel Başkanı ve Üsküdar Üniversitesi'nin de kurucu rektörü olarak Nevzat Hocam, Sayın Nevzat Tarhan, bütün bu konuşulanlardan sonra söylemek istediğiniz bir iki cümle varsa sizi dinleyelim. Su kapatacağım paneli. Ben bütün konuşmacılara teşekkür ediyorum. Yani darbeyi asker gözüyle işte bütün yönleriyle ele almaya çalıştık. Yani burada toplumun tutumu, silahlı kuvvetlerdeki eğitim, toplumdaki buradaki zihinsel dönüşüm ihtiyacı, sonra komutanların yetiştirilme tarzları, bütün bunlar tabii ciddi devletin kutsallaştırıldığı bir şey var. Dönemden geliyoruz. Evet, Orta Asya'da şeydi, Hakanlar bilir, Sultanlar bilir Osmanlı'da, Cumhuriyet'te de devlet baba, devlet kutsallaştırıldı. Devlet ne derse itiraz etmeyen bir şey, halbuki patron devlet değil, millettir. Yani burada şu andaki zaten şeyde bile, yönetim şeyinde bile patron şey değildir, şirketin sahibi değildir, müşteridir. Anlayışta. Ona göre onun isteğine, ihtiyacına göre kararlar verilir. Yani top dünyadaki şey bu. Kanunun esaslarından birisi bu. Bu 20-21. yüzyılın. Bunu kaybetmemek gerekiyor. Böyle durumlarda. Böyle olursa hatalar yapılır, düzeltilir. Hatalar yapılır, düzeltilir. Ama orta ve uzun vadede şey kazanıyor. Yani böyle özgür iradeyle hareket edenler kazanıyor. Öbür derleri yani hakikat namına bile acelecilik, zalimlik yapmak zararlı. Yani o darbe yapan generallerin çoğu iyi niyetliydi. Vatanseverdi. Vatan için kendini feda edecek iyi niyetliydi. Fakat ya bu şeye benziyor. İyi niyetle yapılan kötülük. Hani Mevlana'nın ve Mesnevi Terapi'de şey yaptığım bir hikayesi vardı. Adamın birisi ormanda şey oluyor. Ayının birisinin ayağına şey batıyor, diken batıyor. Ayı kıvranıyor böyle. Bakıyor ki şey, yani bir türlü kurtuluyor. Adam da geçerken acıyor ona. Ayının ayağına dikeni çıkarıyor, rahatlatıyor. Ayı o kadar seviniyor ki adam alıyor, mağaraya götürüyor. Her şeyi böyle taşımaya başlıyor. Hatta adam gitmesin diye kocaman bir taş koymuş mağaranın kapısına da. Adam içeride hasta oluyor, yatıyor artık kımıldayamayacak halde, çıkamıyor. Kurtulamıyor. Ayı da ona devamlı bir şeyler getiriyor. En sonunda at sinekleri var ya, kafasına yapışır adamın. Evet. At sineğe kafasına yapışıyor. O sineğe öldüreyim diye adamın kafasını eziyor. Böyle Mevlana'nın hikayesi yani. Emniyet çok darbecileri de böyle. Çoğu iyi niyetli ama şeyin vatan millet diyerek tabii içerisinde menfaat paylaşımı şu da var ama büyük bir şeyde yani
toplumda bunu görüp darbeyi iyi bir şey zannediyor. Onlar iyi niyetli olmuş, iyi niyetle yapılan işte ayının iyiliği de iyi niyetle yapılıyor. Yani onun için bu yani darbeye ilkesel olarak karşı çıkabilmek çok önemli. Toplum olarak, sistem olarak, silahlı kuvvetlerde olsun, dindar insanlarda da olsun, hepsinde de olsun, ilkesel olarak karşı çıkabilmeyi biz toplum olarak daha çok öğrenmemiz lazım diye düşünüyorum. Çok güzel konuşmalar oldu. Epeyce notlar alındı. İnşallah bu insanlardaki bu konudaki kafasındaki sorulara cevap olmuşuzdur. Ben tekrar bütün katılımcılara, izleyenlere, herkese teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ediyoruz. Biz de diyoruz ki adalet cesaret ister. Dileğimiz evet. Bir daha asla darbelerin olmaması ve hatta artık zihinlerden bile geçmemesidir. Allah'a emanet olunuz. Allah her daim yar ve yardımcımız olsun.